Merhaba, iyi akşamlar. TV NET'tesiniz. NET Bakış'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Geçtiğimiz dakikalarda kabine toplantısı sona erdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını dinledik. Kapsamlı bir açıklamaydı zira biraz 2022 yılının değerlendirmesi, biraz da 2023'ün ilk kısmında yapılanlara ve yapılacaklara ilişkin projeleri sıraladı Cumhurbaşkanı. Gözler EYT takvimindeydi tabii. Ne zaman meclise geleceği ve yasalaşacağı e, soruluyordu. Buna ilişkin en kısa sürede mecliste olacak EYT düzenlemesi dedi Cumhurbaşkanı. Bunun dışında yıl boyunca yani 2023 süresince köprü ve otoyollarda yeni zam uygulanmayacağını duyurdu. Buna benzer sosyal yardımlarla yeni konut projeleriyle ilgili açıklamaları vardı. Haber bültenlerimizde geniş bir şekilde yer vereceğimizi duyuralım. Geride bıraktığımız hafta siyaset gündemi açısından neler yaşandı onu aktaralım. Altılı masanın kendi sözlerinden çıkmayacak bir diğer anlamıyla sembolik cumhurbaşkanı adayı arayışı hızlandı diyebiliriz. Tarafların hedef alıcı açıklamalarla birbirlerini kendi isimlerini daha doğrusu önde tutma gayretine tanıklık ettik. Ali Babacan'ın örneğin kendi listeleri, listeleriyle seçime gireceklerini açıklaması bir miktar soğuk duş etkisi yaptı. Masada ve masa sakinlerinde en önemli başlıkta belki HDP'nin kendi Cumhurbaşkanı adayını duyuracak olmasıydı. Bununla başlayalım diyoruz. Öncelikle Nedim Şener'in ve Mete Yarar'ın İstanbul'da stüdyoda bizimle birlikte olduğunu ...belirtelim. Hoş geldiniz Çok Mete Yaraş. Çok teşekkürler. Yarar. Sağ olun. Şener, merhaba Aserat Bey. Ankara'da ise Hulki Cevizoğlu bizi bekliyor. Sayın Cevizoğlu merhaba İstanbul'dan. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Nedim Şener sizinle başlayayım. Öncelikle HDP'nin kendi Cumhurbaşkanı adayına açıklaması... ...bazı kesimlere göre altılı masaya rest gibi yorumlansa da... ...çoğu kesime göre bir taktik olarak adlandırıldı. Bu hamlenin olası ikinci tur hamlesi olduğu söylendi. Öyle olmasa bile aslında altılı masanın telkiniyle kendileriyle iltisaklı değilmiş HDP gayet bağımsız hareket ediyormuş gibi algılansın diye de böyle bir hamlenin yapılacağı söylendi. Sen nasıl okudun bunu? Ben tabii şimdi size sistem, ya da bu bir hamle mi? Ben sizi sistem edeceğim. Ee, e, sosyal medyada veya e, okurlarımız beni yakından takip edenler e, HDP'nin kendi adayıyla Cumhurbaşkanlığı seçimine gireceğini benim 2021 yılının Ekim ayında yazdığımı hatırlayacaklardır. Hatta siz dediniz ya bu bir rest mi yoksa bir taktik mi? Hayır, bu PKK'nın talimatı Serhat Bey. Bu PKK terör örgütünün HDP'ye verdiği Perspektif isimli dönemsel olarak gönderdiği talimatlardan bir tanesi. O talimat namenin içinde kapatma davası da var. Alan örgütlenme faaliyetleri de var. Neler yapacaklarını, HDP'lilerin neler yapacaklarını, kapatma durumunda da hangi yolu izleyeceklerini dahi dağdan PKK'lar çizerler. Burada o senaryoyu, burada HDP'li, Milletvekili kimliği taşıyan o şahıslarda bunu oynarlar. Ben bunu Ekim 21 21 2021 yılının Ekim ayında yazdım. Neye dayanarak yazdım? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o tarihte dedi ki: "Dağdan HDP'ye gelen bir talimat var. Biz bunu ele geçirdik." Ben de bunun arkasına düştüm. Ondan sonra o talimatnameyi buldum. Gazetede yazdım. Aynen şunu söylüyor. Diyor ki: İYİ Parti CHP diyor açıktan bizimle müzakere yapamaz, işbirliği yapamaz biz bunu biliyoruz. Şöyle söylüyor. Bakın sizinle demiyor. Bizimle diyor. Yani PKK kendini HDP ile aynı çizgide bir yere koyuyor ve diyor ki bizimle diyor açık bir şey yapamaz. O yüzden onlara seçimi kazanacaklarsa bizim desteğimize ihtiyaç olduk ihtiyaçları olduğunu hissettirmeniz gerekiyor. Ama onu zorlamadan, onları zorlamadan çünkü kamuoyuna onu bizimle işbirliğini izah edemezler. Onları sıkıştırmamak lazım o noktada. Böyle bir oyun, vari bir senaryo çiziyor. Ve diyor her halük, bakın aynen cümle şu. Bugün de tekrar yazdım bunu üç veya üç veya dördüncü defa tekrar ettim köşemde ben. Yani 2010, 2021 yılının Ekim ayından bu tarafa üç defa yazmıştım. Yani her bu konular açıldığında bu PKK'nın talimatıdır. CHP'yi İYİ Parti'ye çizdiği perspektiftir diye yazdığım konuyu bugün bir kez daha hatırlattım. Çünkü Öyle aptalca yorumlar ya bakın çok aptalca yorumlar yapıyorlar. Mesela birisi şey diyor. Televizyonda diyor ki baba canla diyor CHP'li diyor şeyin açıklamaları rahatsız etti diyor HDP'lileri diyor. Onun için ön almak için böyle açıklama şey yaptılar. adaylarını kendi adaylarıyla gelecektim. Ya bu kadar saçma. Bu kadar böyle milleti aptal yerine koymak hakikaten insanın kanına dokunuyor. Ya bu mudur yani analiz, yorum, haber bu mudur? PKK'nın talimatı kardeşim adamlar başka türlü davranamaz. Diyor ki pazarlığı çünkü diyor, bu süreçte pazarlığa gireceksiniz ama sizin her istediğinizi kabul etmeyecekler diyor. Peki ne zaman diyor bunları sıkıştırabilirsiniz köşeye? İkinci turda işte o zaman diyor ki her halükarda bak daha Ekim 21'de her halükarda biz birinci turda kendi adayımızla Cumhurbaşkanlığı seçimine gireceğiz. İkinci tura geldiğinde nasıl işbirliği yapacağımız konusunda pazarlık o süreçte yapılacak. Aynen bu. Bak PKK'nın talimatı. Yani bu bir, bir başka değişti. Onlar bize gelecek. Tabii canım. Hazırlığı. Ya öyle zaten. Hani son dönemde e, e, Nurşivan Elçinin Türk bayrağını kaldırıp Türkçe evet. olarak CHP Genel Merkezinde Kuzey Kürdistan bilmem ne falan diye yapmaları de, e, şeyin. E, Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş güzellemeleri tekrar böyle bir heyecanlanması bu konuda niye? Şundan dolayı HDP'lileri yakın tutmaya çalışıyorlar. Ya şimdi düşünün mesela Aytu Atıcı, C HDP diyor CHP'nin içinden çıkmıştır. Ya hayır ya, CHP'nin içine HDP kaçmıştır. Farkında değiller. CHP'nin içine HDP kaçmış ama millete tiyatro yapıyorlar. Mesele ne biliyor musun? HDP bütün bu süreçte PKK'nın da onlara belirttiği gibi eğer müzakereyi açıktan yapabilselerdi, yani adayı belirleme konusunda. Çünkü onların mesela Mansur Yavaş aday olursa biz desek oy, kesin de oy vermeyiz diyorlar. Meral Akşener olursa oy vermeyiz diyorlar. Hiç altılı masadan bununla ilgili itiraz duydum. Sen kimsin kardeşim diyen oldu mu? Olmadı. Ama bak şimdi HDP kendi adayıyla girecek. Özgür Özel zıp zıp zıplıyor. CHP'li Özgür Özel. Sana ne? Hani altılı masanın ortağı değildi bu. Niye zıplıyorsun? Şöyle diyor Özgür Özel bunu. Aa diyor HDP'liler diyor eğer diyor onların da beğendiği bir şey aday olursa yani Kılıçdaroğlu'nu tarif ediyor. işte onu destekleyebilirler. Pardon ya siz altılı masaydınız. HDP'yi ne zaman masaya eklemlemeye çalışıyorsun? E ee, Özgür Özel ne zıplıyorsun televizyona çıkıp da HDP adına konuşmalar yapıyorsun. Onların niyetini okuyorsun. PKK'nın onlara verdiği bir talimat var. Adamlar bunu uyguluyorlar. Sen ikinci tura kalırsa adayınız CHP olarak İyi Parti olarak PKK'ya, HDP'ye ne taviz vereceksiniz onları hesaplayın. Oturup zıp zıp zıplayıp da efendim HDP, HDP kendi seçmenini çok rahat tutuyor merak etmesinler. Peki. Yani dolayısıyla ne yaptı adamlar? Dedi ki bak HDP bu süreçte açık müzakere yapacaksınız ve bizim şartlarımız var. Öyle şey 31 Mart 2019'daki yerel seçimler gibi olmayacak diye açık açık söylediler. Neydi? Mart'taki seçimlerde Batı'da kaybettirmek, tırnak içinde Kürdistan'da kazanmak üzerineydi değil mi? Sezai Temelli öyle söylüyordu. Onun sonucunda değil mi İBB'ye 400-500 tane PKK'lı sokulmadı mı? Sokuldu. Şimdi diyor ki bu kez de diyor bu kez diyor öyle örtülü şey yok. Örtülüsü bu kadar ha bak örtülü ilişki belediye PKK'lıları doldurmakla sonuçlandı. Diyor ki açıktan yapacaksınız bizimle de şey, müzakere. İlkelerimiz var. Ne o? Nurşivan Elçi'nin babacan boşuna ya ana dilde eğitim işte Kürtçe bilmem ne, Kürt kimliği anayasaya girsin. Boşuna söylemiyorlar. Şeyi o ulusalcı, Atatürkçü, milliyetçi, İyi Parti, CHP tabanı var ya, onları böyle şeye soğuk suya konan kurbağa gibi alttan ısıtmışlar. Bunları ağır ağır kaynar su haline gelip bunları öldürecekler. Farkında değiller. Onlar şey zannediyor böyle ya evet işte bunun HDP'lilerin oyları falan filan. Ağızlarını açmıyorlar. Peki. Çünkü tabanı bak özür dilerim tabanı her şeye hani böyle samandı, ithalatı, her şeyi bilen tabanları var ya bu partilerin. Yani Atatürkçü ulusalcıyı kimseye bırakmazlar ya. Onları yavaş yavaş alıştırmaya çalışıyorlar. Böyle başladı. Hatırlarsanız Selahattin Demirtaş'ın tiyatrosunu yaptılar, kitaplarını sattılar, şarkılar, sazlar, sözler. İş buraya kadar geldi. Neye kadar geldi? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde PKK ağzıyla Nurşivan Elçi Bakur Kürdistan dedi mi kardeşim? Çıksın bir tane CHP. Sen ne saçmalıyorsun ya? Kürdistan neresi? Bakur Kürdistan neresi? Bakur Kürdistan neresi? Onu da PKK elebaşı Öcalan'a soralım. Rojilat, Rojava, Başur neresiyse Bakur'da orası. Bakur'da Türkiye'deki. Bir tur, bir tur, daha döneceğim bununla ilgili. Bir diğer konuklarımın görüşünü de alayım. Ya, son cümlemi söyleyeyim. Dolayısıyla o, o kitleyi de hani bak mesele çok açık. Şunu şunu yapın kardeşim. Ey kendine sözde çok ilerici görenler var ya ya kardeşim bizimle oynamayın. Bak bu ülkenin değerleriyle, ilkeleriyle oynamayın. Deyin ki Erdoğan'dan nefret ediyoruz. Erdoğan'dan nefret edenler bizim bayrağımızın altında toplansınlar. E, Millet İttifakı'nın bütün bütün politikası da budur. Öyle ana dilde eğitimmiş, Kürt kimliğiymiş. Efendim e, Kürt açılımıymış. Bakur Kürdistan'mış bunları karıştırmayın. Bunları karıştırırsanız bu ülkede kendiniz çatışmanın fitilini ateşlersiniz. Peki. E, Hulki Bey, e, Nedim Bey'in sitemiyle birlikte ben de bir hatırlatmada bulunayım. Galiba geçen yıl bu zamanlardı. Altılı Masa'nın ilk toplantısı diye hatırlıyorum. Yanlış olabilir. 28 Şubat'ı. E, evet. Ocaktı yine. Yine Ocak ayıydı. E, şöyle bir açıklama Yapılmıştı HDP cephesinden. Bizi yok sayanları zamanı geldiğinde biz de yok saymasını biliriz. Galiba yine Pervin Buldan'dı. Ee, bunun için kendi yolumuzu yürüyeceğiz. Üçüncü bir yol oluşturma azmimiz her zaman vardır. Aslında biz onu o gün okuduğumuzda da acaba kendi adayını mı çıkaracak tartışmasını yapmıştık. Fakat... Ee, 10. toplantı, altılı masanın 10. toplantısının ardından aday belirlemek üzere çalışmalara başladık ya da sosyal medyadaki e, diliyle istişarelerde bulunmak için istişarelere başladıktan sonra bu açıklamanın gelmesi acaba rest gibi okunabilir mi? Bizi geçen sene bu zamanlarda yapılan açıklamayla eş tutar mı? Bakış açımızı eş tutar mı? Yani biraz uzun oldu ama sonra e, cevap da pekala uzun olabilir onun için söylediyseniz. <laughs> Yok kısa kısa olacak galiba. Şimdi CHP'nin CHP'ye oy veren çeşitli kesimlerde insanlar var. Ama özellikle Atatürkçü seçmen ya da ulusalcı seçmen dediğimiz seçmen iki şey arasında sıkışmış vaziyette. Bir tanesi Atatürk ilkelerine sahip çıkarak ilkesel olmakta olma ve oy verme davranışı ile Atatürk ilkelerini bir tarafa atsa bile yönetim ne pahasına olursa olsun kazanmak duygusu arasında sıkışmış vaziyette. Hani eskiden bir Yargıtay Başkanı demişti ya vicdanımızla cüzdanımız arasında sıkıştık diye. Şimdi onun gibi CHP'li Atatürkçü seçmenler CHP yönetimi tarafından dikkate alınmayan bir seçmen kitlesi. Bunlar önemli değildir ama HDP'li seçmen kitlesi bizim için daha önemlidir diye bakan bir kitle. Şimdi CHP çok saldırı yapabilirler ama rahat konuştuğumuz için susmamız da gerekmiyor. Bir şey söyleyeceğim. HDP CHP'nin içinden mi çıkmıştır? Yumurta tavuktan mı? Tavuk mu yumurtadan? Tartışması yapılıyor. Ee, ama özü şudur. CHP Türkçü bir parti değil, Kürtçü bir partidir. İster HDP onun içinden çıkmış bir kurulmuş parti olsun, ister CHP onlara destek veriyorsun fark etmez. Atatürk'ün Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyen CHP Atatürk'ün ölümünden itibaren ölümünden itibaren sadece bugün değil İnönü ile birlikte başlayıp bugüne kadar devam eden süreçte tam bir Kürtçü, Kürtçü parti olmuştur. Atatürkçüleri de bunu itiraf etmeden kandırmaya devam eden bir parti olmuştur. O yüzden dün DEHAP'tı, HADEP'ti falan filandı, bugün HDP oldu fark etmez. CHP'nin özü Kürtçü bir partidir. Atatürk ile <laughs> Atatürk ile İnönü arasındaki en büyük fark da Atatürk'ün soyadından da belli olduğu üzere ve yaptıklarından da belli olduğu üzere Atatürk tam bir Türkçüydü. Bozkurt'tu. Türkleri verdiği, yaptığı bütün açıklamalar, verdiği bütün demeçler, notuklar hep hep Türklüğün unutulmuş vasfının öne çıkması yönünde gençler ecdadını tanıdıkça kendisinde daha büyük işler başarmak için kuvvet bulacaktır demiştir. Türk öğün çalış güven demiştir. Türklüğü öne çıkarmış çünkü Osmanlı'da ve daha önce ezilmiş bir kitleydi Türkler. Atatürk bir Türkçü parti kurdu. Irkçı demek değil bu. Hani e, he, Babaca'nın yardımcısı da kültürel milliyetçiliğe de karşı diyor ya Atatürk'e karşı olduğunu söylüyor. Atatürkçülük ırkçı bir milliyetçilik değil, kültürel bir milliyetçilik idi. Babaca'nın yardımcısı olan o bir kadıncağız çıktı konuştu. Her türlü ırkçılığa kültürel ırkçı, kültürel milliyetçiliği de saydı. Ona da karşı olduğunu söyledi. Atatürk Türkçü bir milliyetçiydi. İnönü ise Kürtçülüğe devam etti. İnönü ile Atatürk arasındaki Kurtuluş Savaşı'ndaki fikir ayrılıkları da aslında hep buradan kaynaklanıyor. İsmet İnönü'nün 1960 darbesine destek vermesi de bundan kaynaklanıyor. Arkasında Amerika'nın olduğu 1960 darbesi de öyledir. Şimdi İnönücüler çok kızacaktır ama Atatürk'ü ayrı bir yere İnönü'yü de bambaşka bir yere koyup Kurtuluş Savaşı'nı, milli mücadeleyi ve Türkiye'nin tarihini düşünmemiz gerekiyor. Bir başka zaman uzun uzun konuşuruz. İnönü, Atatürk'ün gölgesinde hayatını idame ettirmiş bir askeri ve siyasi karakter. İnönü'nün karakteri Atatürk'ün ölümünden sonra CHP yönetimine yansımış vaziyette. Halen devam ediyor. O kürtçülük dediğim gibi adı HDP olmuş başka bir şey olmuş fark etmez devam ediyor. İnönü'nün yaptığı birçok şey Lozan'daki hani biraz işte Atatürk'ün seçmesiyle müzakereci olmuş ama mesela birinci biraz ayrı konu, e, konudan uzak konuşuyormuşum gibi ama öyle değil derli toplu olduğumu farkındayım bağlayacağım şimdi hepsini. Mesela birinci İnönü savaşı zafer değildir bize birinci İnönü savaşlı zaferdir diye yutturdular. Anlattılar değil, yutturdular. Birinci, şimdi inanıcılar hop oturup hop kalkabilir. Bu adam şu benim için. Bu adam şöyledir, böyledir işte falan filan. Öyle değil. Bütün inanıcıların şahı gelse istedikleri ekranda Atatürk'le inönü'nün dünyalar kadar aralarındaki farkı tek tek anlatırım. Birinci İnönü Savaşı'nın zafer olmadığını söyleyenlerin başında İnönü'nün kendisi gelmektedir. Birinci İnönü Savaşı bir zafer değildir. Sadece bir başarıdır sözü İsmet İnönü'ye aittir. İnönü geçmişte çok büyük başarılara imza atmış birisi değil. Politik nedenlerle Atatürk'ün ölümünden daha 24 saat geçmeden kendisini Cumhurbaşkanı seçtirmiş, partinin başına geçmiş, Kürtçülüğü CHP'nin damarlarına şırıngı etmiştir. Bugün de onu görüyoruz. HDP CHP'lileşti mi? CHP mi HDP'lileşti? Hiç fark etmez. İkisi de aynı. O yüzden Atatürkçüler CHP'de barınamaz. Atatürkçüler tuvalet önüne oturtulur CHP'de. Bugün de Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde HDP'nin aday çıkışı masanın bir taktiği mi diye en başta sorduğunuz soru ve anonslarda yaptığınız açıklama oydu. HDP'nin aday çıkışı Evet, masanın bir taktiği gibi gözüküyor. Çünkü ölümü gösterip sıtmaya razı etme taktiği bir anlamda. İşte HDP'nin onaylayacağı ve çok seveceği kişi kimdir ve Kürt seçmenlerden oy alacağı düşünülen kişi kimdir? Kemal Kılıçdaroğludur demeye getiriyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına razı etmeye çalışıyorlar. Aslında HDP'yi bu kadar büyütmek de gereksiz. Bir kere biz bunları söylerken ya da bütün kamuoyunda tartışılırken sanki bütün Kürt seçmenlerin oylarını HDP'ye zimmetlemiş gibi oluyoruz. Doğru değil bu. Doğru değil. Bu kadar kendilerine güveniyorlarsa evet HDP çıksın, CHP'li bir kısım seçmende HDP'nin adayına oy versin, Cumhurbaşkanı aday olsun, kaç oy alacağını görelim. Ama Nedim'in de dediği gibi işte Babacan bir taraftan, öteki Nurşivan Nur, Şi, Nur Şivan mı, Nurşirvan mı kimse arkasında Atatürk'ün partisinde Atatürk bayraklarını kaldırarak demeç veren adam adam için CHP yönetimi genel başkanı gıkını çıkarmamıştır. Böyle bir şey olmamıştır dememiştir. Peki Türk o zaman bayraklarını sizin söylediğinizden bile... şunu da mı anlamalıyız Sayın Cevizoğlu? Aslında HDP'nin bu tutumu, bu hamlesi aday kendi adayını açıklayacak olması masada tamamında değil belki masanın ama Sayın Kılıçdaroğlu cephesinde de eli güçlendirecektir. Ee, güçlendirecektir. Masada hiçbir sorun çıkmaz. Sadece belki sadece ama o da belki İyi Parti kanadında sıkıntı olabilir. Yoksa Temel Karamollaoğlu da buna razı olur. Karşı çıkmaz. Babacan Davutoğlu Demokrat Parti'yi saymayın zaten. Ya bu da bir garip. Az sonra konuşacağız herhalde. Cumhurbaşkanı adaylarını adayını nasıl çıkaracaklar ve nasıl yönetecekler kazanırsa, kazanırlarsa. Bu bir garabet. Orada da söyleyeceklerim var. Şimdi binde yüzde 0.1 oyu olan bir partiye Türkiye'nin kaderini bağlayamazsınız. Bağladılar. Bağlamaya çalışıyorlar. Bu e, İyi Parti'nin dışında masada bir sorun olmaz ama HDP'yi büyütmeden, zaten büyük değil, abartılı gerçekliğe gitmeden şunu söylememiz gerekir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkıdır aday olmak. Olmalıdır da. Olmalıdır. Yani altılı masaya kurmasına da gerek yoktu ki. Bu altılı masa olmasaydı bu insanlar nereye gidecekti? Gene Erdoğan'ın karşısındakine oy vereceklerdi. Şimdi, Kılıçdaroğlu çoktandır yapmadığı, cesaret edemediği davranışı bu seçim öncesi göstermeli. Hiç kimseden gelecek sese, işarete, fısıltıya dikkat etmeden, onları beklemeden adaylığını açıklamalı, gümbür gümbür yoluna devam etmelidir. Ha kazanabilir mi? Bana göre kazanamaz. Kazanamaz ama bunu yapmak zorunda. Yenilgilerin de şereflisi olur, şerefsizi olur. Öyle yenilirsiniz ki şerefsiz olur. Ama öyle mücadele edersiniz ki Şerefiniz de yenilirsiniz. Şerefli bir yenilme hakkına da hakkını da Kılıçdaroğlu'na tanımak gerekir. Ha biz böyle söylüyoruz ama Kılıçdaroğlu belki de kazanır. Bilemeyiz bu. Siyaset bu. Öyle olaylar oluyor ki seçmen davranışı değişebiliyor. Ama en büyük muhalefet partisinin başkanı olup da hala kendi kaderini başkalarına bağlayıp binde bir oy sahibi olanlara bağlayıp yola çıkmak olmaz. E, aday olmalıdır, HDP'nin görüşüne bakmamalıdır. HDP aday çıkarmış çıkarmamış. Kardeşim Peki. sen CHP'nin oylarıyla başkan ola, olabiliyorsan ol, olamıyorsan olma. Ve genel başkanlığı da terk et yani. Seçimden sonra terk et. Daha önce terk etmesi gerekiyordu genel başkanlığı. Şimdi terk edersin. Yani babalarının tapulu malı böyle yapışmışlar orada oturuyorlar. Atatürkçülüğe de aykırı bir davranış diye özetleyeyim. Mete Erer, e, bu durum ortak aday konusunda iplerin koptuğu anlamına da geliyor mu? Ne, ne yani HDP'nin adayı açıklayacak olması. Şöyle söyleyeyim. Nedim ve Hulki Bey'in söylediklerinden hareketle sormuyorum bunu. Onların, yo, yo, yo. Yani, onların penceresinden böyle bir şey zaten yok. Danışıklı dövüş gibi. Anlaşın. Burada birçok defa televizyon programında konuştuk. Hulki Bey'le de farklı televizyon kanallarında Nedim'e de oturuyoruz, konuşuyoruz kendi aramızda sohbetlerimizde de konuştuğumuz evet. şey. Bugüne kadar hiçbir tezde tek aday olarak çıkacak tezini hiç kimse savunmadı. Yani tez HDP'nin kendi adayıyla e, ikinci tura şey birinci tura girmesi kesindi. Hep bugüne kadar hep bu tezi savunduk. Yani e, tezimizin birinci ögesi şunun üzerineydi. Eğer e, birinci turda HDP seçmen şey girmezse ortak adayla giriliyormuş algısı oluşup bazı oylar gitmez endişesi de vardı. Yani Tabii. şeyin saydıkları Hülki Bey'in ve Nedim'in saydıklarının dışında. Biz hep bu tezi savunduk. Ve hiç biz hatta masada aday yıpranma hikayesi gündeme geldiğinde kullandığım bir tabir vardı. O tabiri söylemek istiyorum. Mesele adayın yıpranması değil masanın dağılmasından korkuyorlar diyordum. Yani ortak aday çıkartamayacak Masanın belli. Masanın yıpranması. Ya masa yıpranması. Çünkü bu konu açıldığında bu masa devrilecek. Yani esas bunun üzerineydi. Ve şey bu da oraya doğru gidiyor. Çünkü e, açıkçası konuşmalar, söylemler, araya e, karışan kişiler, e, bunun için yazı, yazdırılan yazılar konuşulanlar, uluslararası medyadan Türkiye'ye empoze edilenler, işte Kandil'in Türkiye'ye yönük talimatları, işte onların devamlı kanallara konuşmaları, her şeyi seyrediyorsunuz. Bunları bir potoda eritiyorsunuz. Herkesin bir fikri var. Benim hani e, deminki değerlendirmelerin üzerine eklemek istediğim bir bölüm var. Yani aslında herkes çok farklı bir kanaldan bakmadı ama Başka bir açıdan bakarak bize bir olayı anlatmaya çalışsalar. Ben de çok, o yüzden çok değerli buluyorum bu farklı açıdan bakmayı. Şimdi HDP seçmeni diyor ki kardeşim ben milliyetçi bir adama oy vermem. Değil mi? Öyle diyor. Yani deminki söylenenlerde şu 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 satsa ve oy vermem diyor. Kendi açılarından tutarlı mı? Tutarlı. Yani bir doktrinleri var. Kendine göre bir yapıları var ve böyle gidiyor. Peki ben bir soru sorayım. Milliyetçiler kime oy verecekler? Onlar milliyetçiye oy vermiyorlar. Milliyetçiler kime oy verecekler? Milliyetçiler mesela kime oy vermek istiyorlar? Hangi düsturla oy vermek istiyorlar? <laughs> mesela diyor ki adam ben işte Atatürkçülükle ilgili söylemlerini çok ağır ithamlarla nitelendiriyorlar. Mesela Atatürkçüler kime oy vermek istiyorlar? Atatürkçüler kime oy verecekler? tercihlerini hangi yönde yapacaklar ve bunu yaparken e, kendi akıllarında ve vicdanlarında nefretten dolayı mı vermeyi yoksa akıllarıyla vermeyi mi düşünüyorlar çünkü şu bana hep çok acı geliyor düşünebiliyor musun kandil'deki adamlar çok rahatlıkla isim zikreterek Hangi partinin seçilmemesi gerektiğini söyleyebiliyorlar. Diyor ki adam kesinlikle AK Parti ve MHP yıkılmalıdır diyor. Net. Evet. Var mı? Yuvarlıyor mu? Yuvarlamıyor. Diyor ki bu adamların onlara atılacak İsim her veriyor, oy veriyor, parti veriyor. Hiç evet. onlara atılacak her oy PKK'ya sıkılmış bir kurşundur diyor. Değil mi? Değil. Öyle demiyor mu? Aynen. Böyle diyor adam. Yani hiç rafı falan yuvarlamıyor. Eğip bükmüyor. Evet. Eğip bükmüyor. Aa çok güzel. Yani bu eğip bükmemesinden hiç endişe etmiyorlar farkında mısın? Yani bu söylemin kendilerine ters tepeceğinden hiç şüpheleri yok. Tepmiyor ki Mete. Bak işte bak. Yani <laughs> beni tepmedikçe daha da yükseltiyorlar. Yani ben, beni evet. kahreden taraf. Evet. Düşünsene. Bir Türkiye'de binlerce evladımızın kanlarıyla kanlarıyla ellerini yıkadıkları bir örgüt Türkiye'nin siyasetinin dizaynını yapabiliyor. Ve bu gücü kendisinde bulabiliyor. Ve Türkiye'deki insanlara talimatname veriyor siyaset, siyasi talimatname verebiliyor. Ve bunun kendisine tepecen hiç düşünmüyor. Nasıl bir yere savrulduk ki bu kadar kendisini koruyabileceği bir kalkan yapı oluştu şey. Oluşturabildi PKK. Yani PKK'dan daha kötü ne oluşturduk Türkiye'de? PKK'dan daha kötü ne var Türkiye'de Dedi ki PKK kendisini bunun arkasına atabildi. Ya beni yaralayan, beni hırpalayan konu bu biliyor musun? Yani mesela bunu anlatmaya çalışıyoruz zaman zaman. işte Hulki Bey de, Nedim de, ben de, değerli bütün arkadaşlarımız da fikri olarak bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Hiçbirimiz tabii ki hepimizin bir ideolojik bir duruşu vardır. Ama asıl ögemiz bizim için asıl öge vatan. Asıl öge vatan. Onun üzerine bunu en iyi yapacak olan kişi bizim başımızın üzerine gel gelir. Benim benim bakış açım bu şekilde. Bunu en iyi kim yapıyorsa onu seçmeye çalışıyorum ben. Peki soralım size. Benim bu sorduğum çok basit soruları. Çok basit sorular soruyorum değil mi? Adam diyorum bu. Biz ne yapacağız? Biz Atatürk milliyetçisi olarak kendimizi nitelendiren, vatansever olarak nitelendiren, Atatürkçü olarak nitelendiren bizler ne yapacağız? Bu söylemlerin karşısında ne üreteceğiz? Gerçeği anlatmaya devam edeceğiz. Gerçek. Gerçeği anlatmaya devam edeceğiz. Korkmadan gerçeği anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü asıl bu dönemde yapmak istedikleri şey ne biliyor musun? Bu söylemi söyleyenlere <laughs> belli sıfatlarla tanılar oluşturmak. Etiket yapıştırmak. Etiket yapıştırmak. Ben Nedim'i 6 seneden beri yakından tanıyorum. Televizyon programları ve diğer şeyler. Nedim için hayatta söylenemeyecek tek kelime varsa hani öyle diyorlar ya Kürt düşmanı diyorlar ya öyle adamlar öyle yapıyorlar ya söylenemeyecek tek yani en başta gelen kelimelerden bir tanesidir. Çünkü vatanseverdir. Bu ülkenin içinde yaşayan herkesi sever. Bitti. Üzeri yok. Kimlik de yok. Mezhep de yok. Din de yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması yeterlidir onun için. Bitti. Ama etiket, bu etiketi vuranların sıfatları ne? Adam katledenler. Ve bunu onlar koyuyor. Ve buna inanan da bir grup var Türkiye'de. Hulki Bey. Hulki Bey için hiç kimse... Atatürk'le ilgili kafasında bir soru işareti var der mi mesela? Demez değil mi? O zaman neyle vurursunuz şeyi? Hulki Bey'i neyle vurursunuz? Neyle etiketlersiniz? İnünün ha. düşmanlığıyla. İnünün düşmanlığıyla değil. Vuracağınız şey şu. Ee, sen Atatürk düşmanı olan gruplarla nasıl ortak hareket edersin diye vurursun. Ha o başka bir boyut. Hayır ama. oradan vurursun. Hı. Sen dönüştün diye vurursun. Tamam mı? Şimdi benim gibi bir adamı nasıl vurursun? Eski askersin sen. E eski asker olduğun için senin kumpas davalarının içerisinde yer alan gruplarla ne işin olabilir? Ha. Buradaki tek fark şu. Ben kumpas davasına da itiraz ettim. Şimdi de itiraz ediyorum. Hulki Bey geçmişte de Atatürk'le ilgili söyleme olanlarla kavgasını etti. Şimdi de ediyor. En fazla kim zarar veriyor? bizim hedefimizde o var. Nedim için de geçerli bu. Hiçbirimizin sıfatında yok. O zaman yapacağımız şey şu. Kimse korkmadan gerçeğin üzerine gitmeye devam edecek. Çünkü onların en büyük güçleri ne biliyor musun? Seni bastırabilecekleri bir sosyal ağ oluşturabilirler. Bana hiç kimse şu şeyi söylemesin. Türkiye'de sosyal medya yasası çıktı, yalanın önüne geçildi. Me yalnız yasası çıktı. <laughs> <laughs> Onu uygulayan hiç kimse yok. Daha da arttı diyebilir miyiz hatta? Ya ben sana söyleyeyim. Uygulayan hiç kimse yok. Yani geçelim. Hepimizin vicdanı en büyük yasa kardeşim. Kavgamız şu. PKK'nın örgüt lideri bununla ilgili talimat verirken endişe etmiyorsa, ben bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak endişe ediyorsam, benim yüreğimde bir sıkıntı var demektir arkadaş. Öldürülme korkusu olan o. Türkiye peşinde onun. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben kendi memleketimde endişe ediyorsam ha o zaman bir sorun var bizde. <laughs> Sözümüzden çıkan her kelimenin bize bir bedel ödeyeceğini düşünüyorsak e o zaman dağda mücadele eden evlatlarımıza ne diyeceğim? Onlar canla başla gidiyorlar. Ömürlerinin 20 senesini geçirecekler dağda. Sonra binbaşı yarbayken geri dönecekler. Bütün gençlikleri daha da geçecek benim için. Onlar için mücadele ne yapacağız? Olaya ben yalnızca şey mi bakacağım? Yani adamın bir tanesi Cumhurbaşkanı adayı olacakmış. Adam öyle bakmıyor. Adam bir varlık kendisine bir varlık yokluk mücadelesi hale getirmiş durumda bunu. Ve kavgasını bu kadar net söylüyor. Kavgayı da dinlendiriyor. Ve dinlendirirken tarafını da belli ediyor. Hiç öyle lafı vafı yükmüyor. Tamam Tarafını belli ediyor. Kimi desteklediğini söylüyor. O ağzını açmış, açmamış hiç önemli değil. Söylüyor mu tarafını kardeşim? Bize söylüyor. Hani eskiden kimin lafıydı e, sen bilirsin. Düşmanın attığı okun tersine gidersen kimin attığını görürsün diye bir şey vardır. şey vardır. Deyim vardır. Tamam? Yani. Düşmanın benim PKK. PKK kime ok atıyor? bize o ok katıyorsa ben onun karşındayım kardeşim bu kadar basit. Net. Uzatmaya gerek yok. Lafı bükmeye gerek yok. Hiç uzatmaya gerek yok. Bu adamların bu kadar fütursuz olmaları beni bir milliyetçi olarak ve bu kadar suskun olmak beni rahatsız ediyor kardeşim. Bu kadar korkusuzca nefret söyleminde bulunabiliyorlar. Milliyetçilik kötüymüş gibi empoze edebiliyorlar. Kendilerini demokrasi, tırnak içinde demokrasi bekçileri yapabiliyorlar. Ben Türk milliyetçisi olarak ırkçı oluyorum, öyle mi? Atatürk milliyetçisi olarak. Ben mi ırkçı oluyorum? Peki. Ee, bu arada Memleket Partisi, CHP Genel Merkezi'ne e, Türk bayrağı ve bir not yollamış. E, not, çok da uzunca bir not değil aslında. Konuştuklarımızı hatırlatan kısımlar var. Ulu Önder Atatürk'ün cumhuriyete emanet etmiş olduğu gençler olarak gençlik kolları galiba. Ha? Ankara Gençliği demiş Memleket Partisi. Bu metni yazarken derin üzüntü içerisindeyiz. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçinin CHP Genel Merkezi'nde Kuzey Irak Merkezi Rudav TV'ye verdiği röportaj esnasında normalde orada bulunan şanlı Türk bayrakları kaldırılmıştır. Üstüne üstlük bu danışman şöyle sözler sarf etmiştir. CHP 1920'lerin CHP'si olsaydı ben katılmazdım. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özellik ya da başka türlü de konulabilir. Ee, ve bir hatırlatma şöyle bitiyor o not. Türk bayrağı da gönderiliyor beraberinde. Geleceğimizi de işgal altındaki evimizi de geri alacağız. O zor biraz zor çünkü e, iş e, Hulki Bey'in çizdiği çerçevede çok eskiye örneği kökü ve ben size söyleyeyim kılıçlar 1920'lerin Atatürk Atatürk'ün kurduğu ilkeler çerçevesinde. E, bu evet o, o öyle olsaydı diyor. Ben olmazdım. Aslında Nuri, Hulki Bey'in dediğine atıf yapıyor Aynı, değil tabii mi? tabii canım, tabii tabii. Evet, tabii. Şimdi e, par, yani o süreç içinde parti nereye evrildi? Bakın Metin'in sorduğu soru HDP yani PKK'nın söylemi nasıl bu kadar vücut bulabildi? PKK'nın söylemi 90'lı yıllardan beri partileri var. 5 tane partisi kapatıldı, 6.'sı bu. Hiç bu kadar bu süreçte olduğu kadar PKK'nın söylemi şey bulamadı. Kitleselleşemedi. Peki 2019'dan itibaren ne oldu biliyor musunuz? Yani açılım sürecinde bile şey oldu. Ee, PKK'nın saldırısıyla kesildi. O süreç durdu. Yani devletin bir refleksi vardı orada. Ama sonra siyasal alanda bakın siyasal alanda CHP HDP'ye kalkan olmaya başladı. Çünkü yerel seçimlerde kurduğu ittifak modelinin matematiksel siyaset olarak sonuç verdiğini kendince gördü. Bunu genel seçimlere taşımak istiyor. Onun için de ha buna bir de artık şuna kesin kez eminim ki Kemal Kılıçdaroğlu o Nuşirevan'ın Nuşirevan elçinin de karşı çıktığı o Atatürk dönemi CHP'sinden CHP'sini bitirmeye and içmiş birisi, yeminli birisi. Bir tane Atatürkçü kalmamak üzere partide şimdi İstanbul il başkanına bakın ya. İstadi başka bakın yeter yani. Ne yaptığına, ne ettiğine, kim olduğuna bakın yeter. Partinin delege yapısına bakın. Belediye başkanlarına bakın. Adam CHP'yi bakın, CHP'yi sanki intikam alırcasına CHP'nin geçmişinden inanılmaz bir şey yüklenme içinde. Yani Nuşir Revan Elçi'nin Allah aşkına gidin Apo'nun yazdıklarını okuyun. Nuşir Revan Elçi aynısını söylüyor niye o partide bunu istihdam ediyorsun ki? Bir de adam milletvekili olacakmış ha. Öyle diyor. Milletvekili olacakmış. Yani o adama oy vereceğiz ha. Ya yani Atatürkçüler o adama oy verecekler. Bak, hakikaten hani insanın kanı donuyor. Ya diyorsun ki bu bu kitleyi bu hale nasıl getirebildi CHP ya Kılıçdaroğlu? Nasıl getirebildi kardeşim? Erdoğan nefreti sizin kanınızı bu kadar kuruttu mu be kardeşim ya? Ya tamam Erdoğan'dan nefret edin ama bu adamları da başınızda tutmayın kardeşim ya. İşte Muharrem İnce doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Atatürkçü adam. Bir bu kitleye, bu kitleye bak tabii. Bu kitleye bak, yine, tabii, bu, bu kitleye değil, Barındırmadılar. Bu, bir bak öyle bir şebeke var ki partinin içinde bu kitleye Cumhurbaşkanı adayını ya tek Cum, Türkiye Cumhuriyeti'nde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ilk isim kim? Bu ileride CHP tarihi yazılırken de Muharrem İnce diye yazılacak değil mi? Yüzde otuz küsürde oy aldı. Bu adamı bir gecede AKP'li ilan ya. Bu kitle yüzüne bakmıyor şimdi biliyor musunuz? Hiç utanmıyorlar ya. Ya hiç utanmıyorlar. O Maltepe meydanını dolduran hani o bayraklarla ağızlarından köpük saçla saça gidenler. O televizyona çıkartan gazeteciler, abiler, büyük büyük muhalifler. Hiç utanmıyorlar ya Muharrem İnce'nin. Selam bile vermiyorlar ya adama. Ya umurumda değil versin vermesin. O olsun olmasın. Onunla da kavga edeceğin noktalarımız vardır yani. Ama kardeşim böyle bir riya olur mu? Daha şunu 2-3 yıl önce bu adamı yere göğe koyamıyordun. İmamoğlu için ne yapıyorsan onun için yapıyordun. Şimdi yüzüne bakmıyorsun bir de hakaret ediyorsun. Ve adama sarayın adamı satılık namussuz her şeyi yaptılar ya. Ya bu nasıl bir kitle kardeşim? Bak bu sağ siyasette yok ha. Sağ siyasette, siyasette İslamcılıktan milliyetçiliğe yelpazeyi şey yaparsanız her zaman tövbe kapısı açıktır derler. Herhangi bir sağ partide bölünme olduğu zaman onu kardeşi bilirler. Eleştirirler ya da yanına çekmeye çalışırlar. Hiç gördünüz mü sağcının sağcıyı infaz ettiğini ya? Ama sol kesimde yani o sağın dışında kalan kesimde işte CHP. Ya adam sadece bir eleştirdi ha. yani parti eleştirdi. Adamı AKP'li ettiler. Seçim kaybetmesinde hiçbir günahı yok. Eleştir eleştirdi dediğin adam kazandı dediği de o, o o laf üzerine ama şöyle adamı yemeye o geceden itibaren karar vermişler. Adam kendi söyle bin sandığa CHP oy vermemiş. Şaban Sevinç anlattı. Televizyona çıkartıyor diye CHP 12 merkezinden oy değil. Sandık görevlisi görevlendirmemiş. Sandık görevlisi görevlendirmemiş. Sandığı sandığa eleman görevlendirmemiş. Şey, şey Halk TV'ye çıkardı diye CHP genel merkezinden niye çıkartıyorsun ya? Sen bunu seçim kazanacak yoksa böyle giderse diye eleştirmişler Şaban Sevinç anlattı bunu ya. Ya nasıl bir riyakarlık, nasıl bir şey vicdansızlık içindesiniz? Siz. Sizin nereniz siyaset? Bütün bak bütün bunlar bir yere koyalım hocam. Arkadaş bunları bu bu ahlaksızlığı Muharrem İnce'ye de yaptınız, Yılmaz Ateş'e de yaptınız. Dursun Çiçek'in kızını da yaptınız. Sadece CNN'de programa katıldı diye. Bak sadece hani diyor ya şey ifade özgürlüğü, hukuk. Ulan adam ya kız Dursun Çiçek'in kızı CNN'de programa katıldı partiden ihraç ettiler. Bu nedir bu ya? Adam FETÖ FETÖ'ye karşı sağlam duramadı. Bir laf etti, ihraç ettiler. Yine parti eleştiren başka üyeler ihraç ettiler. Hiç dinlemiyorlar bile. Sizin nereniz demokrasiyle ne alakanız var? Bak bunları bir şekilde parti içi şey mesele olarak tartışma olarak görebilirsiniz. Peki Aytu Atıcı diyor ya. Peki HDP'nin HDP nasıl içinize kaçtı kardeşim sizin? Demirtaş Kobani meselesi 2014 13 15 sürecinde 14'teki Kobane olayları sırasında o cinayetlerin müsebbibi değil mi? Şimdi şeref madalyesi takacakmış arkadaş Kılıçdaroğlu. Günahı neymiş, suçu neymiş falan. İmamoğlu da soruyor. Diyor ki, madem öyle diyor, geçenlerde İBB'de PKK şeyleri var, niye tutuklamıyorlar, niye tutuklamıyorlar? Yahu tutukladıklarını da niye tutukluyorsunuz diye soruyorlar. Demirtaş niye tutuklu diye soruyorsun. Böyle iki yüzler biliyor musun? Bu taban böyle iki yüzü, niye biliyor musun? Mete'nin anlattığı hikayelerde Hulki Bey'in o derin bilgisi karşısında cahil kalmış bir kitleden bahsediyoruz. Hiçbir şey bilmiyorlar. Atatürk nutuk üzerine Sinan Meydan'la bir sohbet ediyoruz şeyde. Sorun Allah aşkına. Kaç Atatürk, Atatürkçüyüm diye ne sor? Nutuk'u okudun mu? Bize sor bakalım. Kaç Atatürkçü Nutuk'u okumuştur? Ve o nutukun yazılma amacı nedir? Bir, bir sor. Ya bir şey ideoloji kitabı mı? Nedir o? Ya mesela nedir o kitap? Bir sor bakalım Atatürkçüler. Ne biliyorlar? Ya adam hiçbir şeye sahip çıkamaz. Hiçbir şey. Bir tek bildikleri şey var. Onlara öğretilmiş bir nefret var. Diyor ki Erdoğan'dan Erdoğan'dan nefret. Tamam kardeşim. Ben de diyorum ki bak 2013 17-25 Aralık süreçlerinde ben bunu konuştum. Erdoğan'dan nefret edebilirsiniz. Buradaki 17-25 Aralık sürecinde yolsuzluk konusunda tartışıyorduk ama bunun yargı operasyon kısmını görmezden gelirseniz başınıza daha büyük bela alırsınız diye. Daha 17-25 Aralık sürecinde bile anlatıyordum ben televizyonlarda ve şunu söylüyordum açık açık. Tişört giyin kardeşim. Tişört giyin. Diyin ki ben Erdoğan'dan nefret ediyorum. Bilelim abi. Sen de Tamam güzel. Ama ötekini yok sayma. O kötülüğü yok sayma. FETÖ'yü yok sayma. Çünkü ne oldu? Erdoğan nefreti bakın Erdoğan nefreti PKK'yı bile görünmez kıldı. Mete diyor ya niye böyle oldu? O nefret FETÖ'yü bile görünmez hale geldi. Yıllar bak kaç yıl geçti darbe, darbe girişiminden. Kontrollü darbe diye bir alçakça iftirayı topluma zerk etti CHP değil mi? Bu alçakça iftirayı. O günden bu tarafa Allah aşkına FETÖ'yle mücadele adına ne ne duyuyorsunuz onların ağzından? FETÖ'nün siyasi ya. Siz ha, işte FETÖ'nün siyasi ayağı. Siz ha, o hale geldiniz. Nasıl bir dönem AKP'yi kullanıyordu? Şimdi sizi kullanıyor işte. Partimizin içindeler. Kim söylüyor bunu? Birinci Cumhurbaşkanı adayınız Muharrem İnce daha geçen hafta söylüyor. Parti diyor FETÖ'cülerle dolu diyor. Ben niye de kalayım orada diyor. Şimdi dolayısıyla parti o hale gelmiş. HDP'ye yapmadı yap, şey şimdi bakın e, hani Atatürkçülerden öylesine öfkeliler. Atatürkçüler öyle kızıyorlar ki bu konuda ulusalcılara CHP içinde. HDP'lilere ve PKK'lara bu kadar kızmıyorlar. Yoksa birisi çıkar Nurşu Menalçı'ya. Kardeşim ne dedi şey e, Faik Öztürak? O onun görüşü. Onu bağlar. Bizi bağlar. Yok beni bağlar. Ha yok Mete'yi bağlar. Hulki Bey'i bağlar. Ya oyun mu oynuyorsunuz kardeşim? CHP'nin gel merkezine ben gireceğim. Bayrakları kaldırtacağım. Rudav'ı da çağıracağım. Sinsi Rudav'ı. O da ayrı bir bölücü. Sinsi Rudav gel diyeceğim. Oturtacağım karşıma. Kürtçe konuşacağız. Şimdi orada Muharremcinen adamlar bir eksik koymuşlar. Bakur Kürdistan diyor kardeşim. Bakur Kürdistan Türkiye'deki Güneydoğu Anadolu için kullanır PKK. Bakur Kürdistan diyor. Kür Kürdistan diyor. Işte. Tabii. Bunu yardım da Ruda, o sinsi, Ruda e o sinsi Ruda bak buradan söylüyorum. O sinsi ruda'yı gördüğünüz her yere dikkat edin kendinize. O bir bölücü yayın organı. Kürtçe internet sitesinde Bakur Kürdistan yazıyor. Ama Türkçe internet sitesinde çevirisini yayınlarken bölgede CHP'nin oylarını arttıracağız falan yazıyor mesela adamın ağzından. Ama Gerçekte Bakur Kürdistan diyor yani Kuzey Kürdistan Peki. diyor. Böyle bir sinsi biz böyle bir tezgahın içindeyiz. Bunların hepsi ben şimdi herhangi birimiz CHP'nin merkezine gitsek bir şey yapmaya kalksam üzerimize çullanırlar değil mi? Kapıdan içeri al güvenlikler harekete falan geçer. Yahu PKK'nın sözcüsü gibi adam oturmuş oraya bayraklarınızı kaldırmış. Bölücü propagandası yapıyor. Ama siz en büyük kuvayi milliyeci ve siz en büyük atıcı oluyorsunuz. Nedim orada şöyle bir şey var. Bu söylemi ilk defa yapmıyor ki bu adam. Zaten bu söylemi şey, yaptığı için zaten tabii, tabii, baştanışman o, oldu. Ben ya orada bak oraya doğru tabii, gidiyorsun. Tabii. Şimdi demin eee Hulki Bey ne dedi? Atatürkçüleri, Atatürkçülerle ilgili mevzuda örnek verelim. Tanju öz Özcan, Milliyetçi. Atatürkçü bir adam. Fikirlerine katılırım, katılmam. Bazı konularda aşırı görürüm, görmem önemli değil. Ama bazı konularda net değil mi? Evet. Arkadaş, sen ihraç ettin değil mi partiden? Evet. Değil mi? Ettin. Evet. Yani daha doğrusu bir yıllık geçici ihraç verdin. Hı hı. Eee? Bunu da etsene. E, o da seni bağlamıyor. O da belediye başkanı. Hı hı. <laughs> o da belediye başkanı. Tabii. Hatta o seçilmiş bir adam. Tabii. Yani... Hatta şöyle söyleyeyim Bolu da senden daha fazla oy almış bir adam. Bir de o o bir başka partiyle tartışma sırasında o nedenden dolayı Hayır. parti politikalarına aykırı mesela, bir şeyden değil. Mesela onu onun yaptıklarını bağlıyorsun tabii, kendine. Tabii. Baş danışmanı daha önce söylediklerini bile bile alıyorsun. Tabi. Orada toplantıyı alıyorsun, bayrakları kaldırtırabiliyorsun ve diyorsun ki, bu bizi, bizi bağlamıyor. O bizi bağlar o zaman. <laughs> Böyle bir şimdi Nedim. Onu diyorsun, değil mi? Böyle bir açıklamayı neden yaptığı için şaşırdı falan değil. Zaten böyle açıklamalar yapsın. Yaptığı için aldılar adamı. Hayır, böyle Lütfen. açıklamalar yapsın, böyle konuklar ağırlasın, böyle röportajlar Aynen. versin diye o görevde. Aynen, e, Aynen. tabii canım. Aynen. Peki. Aynen. Yani Peki. o yüzden diyorum, CHP'nin içinde HDP kaçmıştır diyorum. Peki, yani. Hulki Bey bu bölüme dair eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yeni konu başlığı açacağım. Aslında aynı mimallı ama. Valla saatlerce konuşabiliriz bu başlığı, ama e, gerek yok. CHP'nin yönetiminin yapısı belli. CHP'nin en büyük eseri anıt Anıtkabir'i yapmaktır diyenler yönetimde. Atatürk'e her türlü hakaret yapanlar yanı başlarında. Ayrıca anıt Anıtkabir'de CHP, CHP, CHP yönetimi anıt kabri bile yapamamıştır biliyor musunuz? Anıt kabri bile CHP yapamamıştır. Hani aşağılamak için CHP'ye CHP'nin en büyük eseri anıt kabirdir diyen adam CHP yönetimine giriyor ya. O bile yanlış. CHP anıt kabri bile yapamamıştır biliyor musunuz? Atatürk'ü Yakup Kadir Karaosmanoğlu ve Falih Rıfkı Atay. Falih Rıfkı Atay'ın sıfatı Atatürk'ün kalemi. Yani onun yazdığı Atatürk ağzından çıkmış gibi. Yakup Kadir Karaosmanoğlu oldu öyle. İkisi de, ayrıca büyükelçilik de yaptı. Atatürk'ün büyükelçiliğini yaptı Yakup Kadri. Ee, i̇kisi de diyor ki Atatürk öldükten sonra İsmet İnönü hemen 24 saat geçmeden Cumhurbaşkanı seçtirdi ya kendisini. Onları bir anlatsak nasıl Cumhurbaşkanı seçildi, hangi kulisleri oldu, darbelere nasıl destek verdi İnönü falan yer yerinden oynar. O yüzden bunları hiç tartıştırmaz ve görmezden gelmek isteyen sözde atatürkçü kitleler var. Diyor ki bu iki büyük yazar. Atatürk öldükten sonra naaşını etnografya çok sevdiği etnografya müzesinde bir eşya gibi köşeye attılar. Ne ağır bir laf değil mi? Atatürk gibi birisinin naaşını etnografya müzesine attılar diyor bir köşeye. Depoya atar gibi. 15 sene mezar bulamadı adamcağız. Defnedemediler. Mahsustan anıt kabri yapıyoruz. Yok proje yarışması açtık falan filan diyerek. Oysa ben bunu incelerken şuna baktım. Ya 1930'lardan, 40'lardan, 50'lerden söz ediyoruz. 4000 yıl önce piramit ne kadar zamanda yapıldı o eski teknolojiyle diye baktım. 3 ay yok, 3 yılda mı ne üç. yapılmış piramitler? O devasa dünya harikası piramitler Birkaç yıl içinde yapılmış. Siz 15 yılda bir anıt kabri çeşitli bahanelerle Atatürk unutulsun diye. Şimdi bugün mesela Atatürkçüler özel günlerde anıt kabre koşuyor ya. O zaman da koşmasın. İnönü gölgede kalır diye yapmamışlar. Yani CHP Atatürk'e kabir bile yapamamıştır. CHP yönetimi. Bu kadar da ağır konuşuyorum. Onun için çok da uzatmaya gerek yok. Peki. Kitaplar evet. yazılacak bir şey. Evet, diğer başlığa Atatürk geçelim. Atatürk'ün ölümü, Atatürk'ün ölümü. Evet, geçelim. Peki, altılı masanın iznine bağlı cumhurbaşkanı adayı dedik biz. Eee 10. toplantıdan aslında tam toplantı metninde yer almasa da biz Sayın Davutoğlu'nun açıklamalarından böyle bir şey anladık. Tam onu okurken Sayın Babacan'ın açıklamaları Kafaları karıştıracak türdendi. Biraz biraz böyle eski günlerdeki Cumhurbaşkanı yani bir imza yetkisi olsun ama hani bunu tek başına da bırakmayalım bizim onayımız olsun bizden olur alsın ondan sonra bu imza yetkisini kullansın gibi bir aday profili ortaya çıktı. Bu da hem altılı masa hem Millet ittifakı için ya da seçmenler için bir kafaları karıştırdı. Yani e, nasıl şimdi biz İyi Parti seçmeniyiz, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeniyiz. E, örneğin e, Gültekin Bey'in onayı olmayan bir şeyde bekleyecek miyiz? Ya da bu yürürlüğe girmeyecek mi, imzalanmayacak mı? E, onun okeyi olmadan oluru olmadan şeklinde yorumlandı. Siz ne diyorsunuz? Bana mı sordunuz? Evet. Şimdi bir ek yaparak oraya geleyim. HDP'li Garopaylan bir açıklama yapmış. Mansur Yavaş'a karşı olduklarını söylüyor diye HDP'liler. O masadan Mansur Yavaş çıkarsa oy vermeyiz diye. Meral Akşener'i de eklemişler. Garopaylan'ın açıklaması şu. Mansur Yavaş ve Meral Akşener ismini asla destekleme şansımız yok diye. Yani ikinci veto ettikleri kişi Meral Akşener. Medyada var şu anda. Evet, ee, Katılmıştı galiba akşamüstü. Evet. Boylarına, postlara bakmadan aday belirlemeye çalışıyor. Dedim ya o masada sadece Akşener'le ilgili sorunları çıkabilir. Şimdi sorunuzu kısaca bir daha hatırlatırsanız ona da bir kısaca. Ee, yani altılı masanın cumhurbaşkanı adayının sembolik bir isim olması. Evet. Şimdi bu böyle büyük bir garabet olamaz. Daha önce de söyledik. Ee, seçime girmeyeceksiniz. Altılı masada oturan genel başkanları söylüyorum. Yani ifadeleri neydi? Birisi seçilecek, seçilebilirse onların adayı. Ama altı genel başkanın imzası olmadan karar alamayacak. Yani altı kişinin dışındaki bir aday demektir bu. Ömür türlü olsaydı beş, diğer beş kişinin imzası derlerdi. Şimdi altı kişinin dışında birisi aday olursa ve seçilirse bunlar oturdukları yerden karar verecekler. Tam bir antidemokratik, demokrasi dışı, diktatöryal bir davranış, eski Roma'da olduğu gibi bir konsüller heyeti demek bu. Hatta altı başlı Saddam demektir bu. Altı başlı Saddam. Niye Saddam? Saddam burada diktatörlüğün simgesi olarak kullanılan bir isim. Altı başlı demek, şu demek tek adam tek adam bir adam yönetiyor Türkiye diyorlar ya. Bunlar altı tane bir adam. Bir, birleşmiş adam değil. Altı tane ayrı. Altı tane farklı. Bir adam, bir adam, bir adam. Altı başlı diktatörlük demektir bu. Çünkü siz niye bu sözlerim hakaret olsun diye değil. Çünkü hakaret yok. Açıklıyorum şimdi siz seçime girmeyeceksiniz. Yani Cumhurbaşkanı adayı olarak altınızdan altınızdan herhangi biri aday olmayacak, cesaret edemeyecek. Ama diyelim ki gösterdiğiniz aday seçildi. Siz Cumhurbaşkanı seçimine girmediğiniz halde şahıs olarak onu idare edeceksiniz. Seçilmeden arkadan, perde arkasından yöneteceksiniz. Siyaset bilimcileri için literatüre girecek bir öneri bu. Uygulanmasa bile bunu telaffuz ediyor olması bunların Siyaset bilimi literatürüne girecek, bilimsel makalelere yazılacak bir durumdur. Dünyada görülmemiş bir emsal bu. Dünyada örneği olmayan siyasi yönetim modelleri arasında bir tane bile örneği olmayan. Mesela Roma döneminde, Sezar döneminde e, Troika vardı. Ya da e, Troika Rusça adı ama Romaca, Latince adı Triumvirlik yani üçlü yönetim. Bu üçlü yönetim birisi giriyor öteki seçime girmeden seçiliyor değil. Bunların üçü de seçime girmiş oluyordu Roma'da. Üçü de seçiliyor senatör oluyor ve birlikte yönetiyorlardı. Bu altılı masanın söylediği seçime girmeden yönetmek. Yani seçilmemiş krallar olacaklar bunlar arkada. Sırtlarında hiçbir yumurta küfesi olmadan yönetecekler. Ve daha önce de söyledik tekrar gibi oluyor. Daha önceki haftalarda söyledik ama tekrarlar hafıza için Bellekler için gereklidir Gerekli zaten. Gerekli kesinlikle. Bir sakınca yok. Şimdi e, bir kukla arıyorsunuz. Hatta daha farklı bir ifade kullanalım bu sefer. Bir zombi aday arıyorsunuz. Zombi. Ölmüş dirilmiş, varlığı yokluğu bir hayalet. Zombi bir aday seçecekler. Ve seçmene inanılmaz büyük bir hakaret bu. Seçmene dikkate almadan biz hepimiz seçmenler olarak diyelim ki herhangi bir nedenle Erdoğan'ın karşısındaki bunların adayına oy verdik ve seçildi. Yani şimdi Atatürk ne diyordu? Egemenlik kayıtsız koşulsuz milletindir. Millet olarak onların gösterdiği adayız, aday seçildi diyelim. E peki Atatürkçülüğe de aykırı bu. Biz egemen bir millet ve seçmen olarak oy vereceğiz. Diyorsun ki senin seçtiğin aday Adayı biz tanımıyoruz. Sen kimsin? Altılı masayız biz. Yani millet %51 oy verecek, seçecek. Diyorsun ki millet misin, nesin? Beni ilgilendirmez. Biz 6 kişi imza vereceğiz. Hani temsil, demokrasi, seçilmişler, atanmışlar tartışması vardı. Atanmışlar, seçilmişlere talimat veremezdi. E bu kadar güveniyorsanız e siz aday olun, siz seçilin. Ya bu, bu, bu inanılmaz bir garabet. Tam bir kukla başkan hatta kukla bile kuklalı, kuklaya kuklalık bile yaptırmayacaklar. Çünkü kuklayı da oynatmayacaklar. Eli kolu bağlı bir şekilde sen orada oturacaksın yüzde elli bir oy almışsın. Dur bakalım ne diyorsun? Ha, gel bakalım önümüze. Gel bakalım Muharrem hikayesi. De. Gel bakalım Cumhurbaşkanı önümüze. 23 Nisan çocuğu gibi geç karşımıza. Biz imzalayacağız ne karar? Ya böyle bir şey olabilir mi? Ve milletin büyük çoğunluğu, hani seçildi varsayıyoruz ya, büyük çoğunluğu, yüzde elli biri oy verecek o kişiye, seçilecek. Ama binde bir oyu olan kişiye kaderini bağlamış olacak. Demokrat Parti'ye mesela. Ya Demokrat Parti ülkenin kaderinde bizleri yönetmeye muktedir olacaksa, kendisi girsin aday olsun, bağımsız aday oluyorum desin. Yani bu masadan e, hiçbir şey olmaz ama e, siyaset tarihine geçecek eee gayri demokratik ve e, övgüyle hani lanetle anılacak demiyorum da övgüyle anılamayacak bir iz bırakıyor. E, aslında avare kasnak gibi dönüp duruyorlar. E, sonunda çıkaramayacaklar da bir aday galiba. Peki Mete Meteerer Sayın Davutoğlu'na bu e, hani içeriden ve dışarıdan olsun cumhurbaşkanı adayı neticede altılı masadaki her ismin, her parti liderinin yetkisi dahilinde, onayı dahilinde imza atabilecek, karar alabilecek sözü tekraren sorulduğunda ki bu bir anlamda Hulki Bey'in de söylediği aslında vesayet gibi algılanmıştı. Benim sözlerimden vesayet çıkaranlar demiş cevaben, Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline zihnen teslim olanlardır ifadesini kullanmış. Geçmişte Aks, ağır aksak yürüyen, sorunlu olan e, parlamenter sistemde bile Bakanlar Kurulu'nda böyle bir yetki vardı. E, atfı yaparak bunu söylemiş. Bir o zaman şöyle gidelim. Mesela Altılı parti değil altı de, altı masa değil de, mesela Türkiye'de 170'e yakın mı şey var mesela, siyasi parti? 129'un acı var değil mi? Tamam yani bunlar mesela şey yapsınlar, 170'ini de alalım, daha çok demokratik olalım. Masayı geniş, uzun, uzatalım Uzatalım. Yani. Yani hepsinin imzası olsun altında. Hem de böyle katılımcı bir demokrasi olsun. Mesela bu da olabilir. Daha katılımcı olması anlamında. Yani şöyle düşünebiliyor musun? Protokol yapılan bir cumhurbaşkanını tahallü edebiliyor musun? Ya? Yani protokol yapıyorsun. Yani senet, senet yapar gibi protokol yapıyorsun. Diyorsun ki sen cumhurbaşkanı olacaksın. E, o zaman ondan ön şey mi alacaksın? İmza mı alacaksınız? Mesela bir Cumhurbaşkanı şöyle bir şey söylese, bunu Türkiye'deki demokrasi ve anayasal olarak ne tarafa doğru koyacağız? Mesela şöyle mi diyecek? Ben sizin söylediğiniz her şeyi dinleyeceğime, sizin imzalamadığınız sizin hiç imzalamadığınız hiçbir şeyi onaylamayacağımı gibi bir protokol mü imzalayacak bu? Benim bildiğim Amro yani bir şey e, ekleyebilir miyim? Çok güzel bir konuyu açtı. E, Turgut Özal bakanları atamadan evvel biz o dönemleri takip ettik başbakanlık muhabiri olarak. Şunu yapardı. Bakan a, bakan atamasını ilan etmeden evvel kişileri çağırır, tarihi boş bir kağıda istifa mektubunu alırdı Turgut Özal. Şimdi acaba Mete Bey'in hatır, sözünden hatırladım. Seçtirecekleri eğer seçilirse Cumhurbaşkanı'na e, seçildikten sonra anında bir şey mi ya da hatta ona aday göstermeden evvel boş bir kağıda imza attırıp tarihi boş bırakıp Cumhurbaşkanı'nın elinden istifasını mı alacaklar? Ya Türkiye'ye darbe yapılmış gibi ne kadar vahim bir şey bunu hatırlatayım dedim. Bunu bile yapabilirler yani bizim emrimizden çıkmayacak bu adam Cumhurbaşkanı diyen kişiler daha ona aday göstermeden. Cumhurbaşkanı seçilirse gerekli zaman işleme koymak üzere Cumhurbaşkanı istifa etti diye elinden istifa mektubu alacak bir garabete bile imza atabilirler. Korkunç bir şey. Çok Pardon. Yok, yo, çok teşekkür ederim. Sonuçta, tamamlayın araya gideceğim zaten. Yani e, ben böyle daha çok seviyorum e, katkılı. Buradaki tek şey şu. E, yani en basit yani içinde ne olur? Bu sürmez, sürülür bazı kararlar ne kadar hızlı çıkacak, çıkmayacak, 6 kişi beraber ortak karar verebilecekler mi? Bugüne kadar masada yaklaşık bir yılı geçen toplantılarda ki ikili görüşmeler dahil 100 defa bir araya gelmişler. 100 defasında puntoların ne kadar olacağını karar veren, beraber işbirliği yapan bu partiler her gün çok hızlı karar verilme, verilmesi gereken Cumhurbaşkanlığı sisteminde nasıl karar verecekler? Bak başka bir şey daha geçtim. Birincisi zaten mümkün olmayan yani bununla ilgili protokol mu alacaksınız arkadaş? Yani sizin karşınıza geçip benim bildiğim Cumhurbaşkanı şeye yemin edecek. Halka yemin edecek değil mi? Meclise gidecek ve Cumhurbaşkanlığı yeminini mecliste yapacak. Önce siz kendinize mi yemin ettireceksiniz şeyi? Yani sizin sözünüzden çıkmayacağım diye size mi yemin edecek? Ya bu nasıl bir Seçilecek kişiyi aşağılamaktır. Seçilecek kişiyi yok saymaktır. Anayasayı yok saymaktır. Seçmeni yok saymaktır. Milleti ya aşağılamak. Ya bir bir söz bu kadar çok içinde aşağılamayı nasıl barındırabilir ya? Ve siz bunu düşünemiyor musunuz? Yani hepiniz gerçekten siyasetçisiniz, uzun yıllardan beri siyasetçisiniz, akademisyensiniz, siyaseti dizayn edecek güce sahipsiniz. Önemli görevler icra ettiniz. Şu söylediğinizin anayasada olamayacağını, bunun seçmene bir hakaret olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten bilmiyor musunuz? Ben bile şu televizyona çıktığımda iki kelime sarf ederken, acaba söyleyeceğim bir kelime birisinin yani normal yapının dışında bir şey olabilir mi? Hani hukukun dışına çıkarmayayım. Birisinin bir etnik veya mezhepsel birisinin kayını, kalfasını karıştırabilir miyim diye yüz defa şuramdan geçmiyor buraya cümle. Şuramdan geçmiyor. Bir seçmeni, 85 milyon seçmeni. Nasıl yapacaksınız ya? Hatırlıyor musunuz? Özal'a ne demişlerdi zamanında? Özal'ın bir lafı vardı. Anayasayı bir defa çiğnemekte bir şey olmaz demişlerdi. Bu Kıyamet kopartmıştı ki gerçekten de kopartılmalı. Anayasa bir defa çiğnendi mi hep çiğnenir. Ben de aynı fikirdeyim. O zaman ben size şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı sisteminde anayasayı her gün çiğneyebileceğiniz bir sistem yaratmanızın hiç mi tartışması olmayacak bu ülkede? Bu tema bu ne demek biliyor musun? Sistemin içerisinde yan sistem oluşturmak demek biliyor musun? Paralel sistem demek istemiyorum. Eskiden ya yani farklı bir yapıya doğru gitmesin diye. Paralel devlet gibi yani git, algılanmasın diye. Yan bir sistem mi oluşturacaksınız? Yani yok farkı olmuyor canım algılansın. Yok. Yok öyle olmasın. Yani ben hiç kimseye o sıfatlarla değerlendirmek istemiyorum. Yani öyle bir ima bile yapmak istemem. O yüzden söylüyorum. Söyleyeceğim bir şey bazı çok net söylüyorum insanlarla ilgili. Peki. Buradaki konu yine geldik. Bak yine geldik nereye biliyor musun? Hani bir tane kadın vardı. Benim oyumla e, dağdaki çobanın oyu bir mi demişti? Eski manken. Evet. Aysun Kayacan. Ve ben isim, ben, isim, vermedikçe <laughs> ne tür şeyler yetişiyor. Evet. Ya, yani, e, bilerek mi vermiyorsun yoksa? Bilerek vermiyorum tabii. E, kıyamet kopmuştu hatırlıyor musunuz? Arkadaşlar 85 milyonun seçmenin oyu sizin tapu malınız mı ya? Tapu malınız mı? İtiraz da gelmedi bu arada. Değil mi? Ben rastladım sen çok geldi açıklamalarından... çok. Bu bu konuşmaya masadan, masadan masadan. Hayır. Bak bu konuşmaya masadan diyor. İster CHP'lerden, isterseniz diğer partilerden aynı anormal tepki geldi. Yani Hayır. ya birçok kişiden ben bunun tepkisini duydum yani. Peki. Böyle bir garabet olmaz diye duydum. Ya... Seçmen anlamında duydum. Ha, tamam. Yönetici anlamında değil duydum. söylüyorsun? Ama, ya. ama seçmen söyle. anlamında bu nasıl bir sistemdir bu, diye ben çok kişi bu, Biz bunu yani. Davutoğlu'nun kendi projesi, fikri falan zannettik. Sonra hani dedik ki babacan da falan. Sonra Dursun çekti ki bu masada uzlaşıyla üzerine mutabık olunan bir uygulama var. dedi yani. Evet, evet. Bu dedi peki. ben içindeyim peki. dedi, ben içindeyim tamam, dedi yani. Tamam sen araya gittik Lütfen. Peki. Ee, Sonra ee, dönüşte herhalde konuşacağız. Ben dönüşte seninle başlayacağım Dedim tamam. Nedim Şener. Araya gidiyoruz efendim. Reklamın ardından buradayız. Yeniden birlikteyiz, devam ediyoruz. Net bakışa Nedim Şener'de kalmıştık. Siz bu araya gitmeden önce Sayın Davutoğlu'nun kişisel görüşü ya da onun partisinin bakışı gibi değerlendiriyoruz derken altılı masanın masa yönetimi diyelim. Herhangi bir itiraz gelmemesi Sayın Dursun Çiçeğin bunu bir mutabakat şeklinde evet, evet. paylaşması evet. aslında masada uzun uzun konuşulmuş ve evet. e, bir kanaat oluşmuş evet. konu üzerinden Davutoğlu'nun görüşü şeklinde okuyabiliriz. Biz... Eşittir, evet. altılı masanın. Evet, evet. yani e, hakikaten şaşkınlık vericiydi. Çünkü, e, yani şöyle, önce Temel Karamallıoğlu'ndan bir istişare kurulu gibi bir şeyden bahsedildi. Ama Davutoğlu'nun açıklaması imza yetkisini karar yetkisini Cumhurbaşkanı gibi ve Cumhurbaşkanı kadar yetkili olan 6 kişiden bahsetmeye başladı. Yani ya şöyle bir şey söyleyeyim. 6 kişi birden daha büyüktür. <laughs> Öyle oluyor. Demek ki Cumhurbaşkanı bir altta olacak. Ya Mete, cümlenin ağırlığı o kadar büyük ki yani şöyle. Cumhurbaşkanı gibi Cumhurbaşkanı kadar yetkili karar yetkisi var, imza yetkisi var. Peki, bir dakika. Bir dakika. Şimdi Hulki Bey dedi ki bu açıklamada demek ki bu altılıdan evet. biri cumhurbaşkanı adayı olmayacak öyle anlaşılıyor. Yoksa beşi deriz dedi. Ama o zaman açık vermiş olurlar. Hayır yok. Bir, ikincisi Tabii. diyelim ki Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı ve kazandı. Evet. Buna evet mi diyecek? Şimdi başka şansı yok. Bakın başka şansı yok. Çünkü niye biliyor musunuz? Bu partiler kendini şöyle görüyorlar. Eğer İyi Parti de buna mutabıksa meclisteki milletvekili desteği o Cumhurbaşkanı'nın çıkaracağı kararlar veya teklifi yasa teklifleri arkasında durup durmaması ile ilgili. Cumhurbaşkanı'nın arkasındaki meclis desteğinde de bitirler. Şimdi Cumhurbaşkanı evet kararname etkisi var. Şu anda Cumhurbaşkanlığı sistem var ama arkasında ne var? Meclisteki AKP, MHP milletvekilleri var değil mi? Bir yasama Peki, Şimdi sen konuşuyorsun soru çıkıyor da ben hepsi... Parlamenter sistem bunun neresinde? O yok. İşte o nerede hani bu bu vesayet hocam. Bu başka bir tür vesayet. Burada parlamenter sistem yok. Bak şöyle olsaydı İran'da bir tane var böyle biliyorsun. Biz İran'da nerede? bir kurul var biliyorsun. Ha molalar şey değil mi? Yani e, mesela kimin aday olacağını onlar karar tabii. veriyor. Kimin tabii, tabii. gireceğine karar veriyor. Orada da mesela Cumhurbaşkanı var, bir de Ayetullah var mesela. Cumhurbaşkanı dini seçiyorlar yani Bir de Ayetullah'a bağlı şeyler var. Öne kadar o papa gibi şey orada dini lider olarak görüyor. Ama Cumhurbaşkanı değişiyor. Dönemsel seçimlere giriyor. Şimdi burada da yani Cumhurbaşkanı kim olursa olsun diyor ki biz karar vereceğiz. Bak tehlike olan şu. Cumhurbaşkanı gibi Cumhurbaşkanı kadar. imza yetkisi, karar yetkisi. Peki bu gayrimeşru teklifi, bu gayrimeşru olan şahıs, bak gayrimeşru diyorum niye biliyor musun? Davutoğlu bunu söylüyorsa meşru zeminde siyaseten sandığa partisinin amblemiyle gider, toplumdan güven oyu alır yani seçilir. Ondan sonra der ki ben şu kadar oyu temsil ediyorum. Efendim burada da şu masada şu ağırlığım var. Kardeşim sen CHP'ye sığıntısın. CHP'nin seni bir yerden milletvekili göstermesine muhtaçken bak muhtaçken Davutoğlu babacan. CHP şu anda onları sığıntı gibi bir yerden milletvekili gösterip göstermeme arasında duruyor. Ama adamlar olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu aday olacak. Onun üzerine şimdiden vesayet kuruyor. Arkadaş bak deminden beri burada CHP konuşuyoruz. Bunu CHP düşmanlığımızdan değil. CHP'nin aklını başına toplaması için söylüyoruz. CHP bu parti midir ya? CHP Davutoğlu'nun bu şekilde e, e, ne derim genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olacaksa onun üzerine vesayet kurabilecek çapta bir adam mıdır yani? Ali Babacan öyle birisi midir ya? Ya bu, bu adamlar Adalet Kalkınma Partisi'nin eski Eski elemanları gitsinler o, o o o kesim için konuşsunlar. Sen CHP'sin ya. Şimdi herkes CHP'yi şöyle düşünüyor. Bir e, genel başkan cumhurbaşkanı adayı olacak. Ben olmazsam seçilemezsin ha. Ya CHP olmasa hiçbiriniz bir şey değilsiniz. CHP olmasa olmasanın yarısı değilsiniz hiçbiriniz. Ama ya CHP bu hale düşürülüyor Sayın babacan kardeş? diyor ki öyle bir aday göstereceğiz ki iktidar tarafından bile destek gelecek. Bakın bu gayri ciddi bu çocukça. Bu saçma lafları. Laflarla bu. Nasıl Hulki Bey? Erdoğan'a aday gösterecekler o zaman. Ha, <laughs> yani. Bu, yani bu gerçekten çocukça ya. Ya bak şöyle. Bir de istediğin kadar saçmalar siyasette kardeşim. Ama bu milleti bazı şeylere alıştırma. Ne o? Ana dilde eğitim, kimlik Anayasanın 66. maddesi, 42. maddesi değiştireceğim falan filan diye ayarlarıyla bu toplumun ayarlarıyla oynama. O hakkın yok senin. CHP yapmaya kalkıyor. Ona bile biz neler söylüyoruz? Sen git. Git AKP'nin içine ya da git, orada hoca orada oyna. HDP'nin içinde oyna. Sen oturup altılı masada CHP varken bir CHP'de de bu o izzet nefis olacak. Yani sen ne diyorsun be kardeşim? Bu partinin amblemi altı ok. Bu ülkenin birliğini temsil eder ya. Sen hangi Türklüğün tanımını kaldırmaktan ha, de, bahsediyorsun? Di, desene. Diyebilir mi? <laughs> Diyemez. Ga garibim. Nur Süvenelçi'yi içeriye sokmuşlar. Dışarıdan o bitirmeye çalışıyor. Ve en kötüsü. Babacan. Gir kardeşim seçime parti logonla. Gir kendi milletvekili adaylarını. Yüzde kaç alıyorsun bakalım? Barajı geçebilecek misin? İttifaka girmeden millet meclise girebiliyor musun? Onu da söyledi zaten. Sıfır. Sıfır kardeşim. Şimdi anketlerde görünen oylarını bile alamazsın. Niye? Çünkü der ki barajı geçemiyor. da ziyan olmasın diye insanlar oraya. Bu genel seçmen eğilimidir. Hele Davutoğlu. Yani şöyle yakın çevresi bile oy vermez. Ya ziyan olur verirsek falan filan diye. Bir kendi veya ailesinin oyları çıkar herhalde. Niye? Çünkü insanlar der ki barajı aşamayacak. Yüzde zaten sıfır bilmem kaç oy var. Bu halde bak bu halde CHP'ye posta koyuyorlar. Ve gıkları çıkmıyor kardeş. Ya ben CHP hep şunu söylüyoruz. Bak kardeş ne yaparsan yap. İstersen bunlarla altılı oyna. Git HDP ile şey yap. Dans et. Yüzde yirmi ya. Partiyi yerin dibine de soksan, göklere de çıkarsan yapmayın bu rezilliğe gerek yok Demokrat kardeşim. Demokrat Parti'yi yabana atma ama. Efendim? Demokrat Parti. Ha, yani 001 olan partiyi diyorsunuz Sıfır yani bahsetmiyorsun hiç o yüzden. Yani, hani... Ya neyinden bahsedeyim? Altılı masadan bahsedeyim. Bahsedeyim. söz ediyoruz. Ben bu adamların itibaren bahsetmiyorum. Bu adamların yaratmaya çalıştığı tehlikeli iklimden. Ben bunu o 2013-2015 arası açılım süreci için aynı tedirginliği duydum ülkem için. Kimin ne olacağı hiç umurumda bile değil. Ama ortaya attığın teklifler bana, karşıma aynı o açılım sürecinde Diyarbakır'da davulların önünden oynayan o soytarı gazeteciler vardı tamam mı? Onların böyle propagandist lafları falan vardı onu hatırlatıyor tamam Ya kardeşim bu ülkeyi bak ayakta tutan işte yine örnek veriyorum 15 Temmuz'dan itibaren ya ulusalcı milliyetçi çizgidir. Bu çizgiyi azıcık oynattığın zaman ucun başka yerlerden çıkar. Bunu AKP denedi sonra darbeye kadar geldi. Şimdi diğer muhalefet kesimi bunu denemeye kalkıyor. Ucu NATO'dan mı çıkar? Bilmem nereden mi çıkar onu bilmem. Ama tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Bu önerdikleri sistem hocam anayasada böyle bir yetki bile yok. Bak hani Cumhurbaşkanı kendine yardımcı atayabilir. Hatta ona bazı imza yetkileri de verebilir. Ama kritik kararlar ve atamalarda, kritik atamalarda onun devredebileceği bir yetki bile yok. Böyle tanımlanmış bir yetkisi yok. Anayasada devretmek istese de devredemez. Sen bir imza, bir protokol, bir şey imzalatamazsın Cumhurbaşkanına. Şimdi mesela tezkere gelecek 2023'ün şeyinde, e, Ekim'inde mecliste tezkere gelecek. Cumhurbaşkanlığı tezkere gönderecek değil mi mesela? CHP bundan sonra tezkereler o yok dedi. E, HDP zaten nasıl ta tavır aldığını biliyorsunuz. Cumhurbaşkanını çıkarmak istiyor. Ve çıkarılamadı. Altılı konsey ya da beşli konsey mi sorumlu olur? Onu çıkarmayan Cumhurbaşkanı mı sorumlu olur? Vatana ihanetten kim yargılanır kardeşim? Cumhurbaşkanı yargılanır. Tek yargılanabileceği şey suç. Tamam mı? Şimdi Davutoğlu ne dediğini bilmiyor. Ağzından çıkanı gerçekten kulağa duymuyor. Derler ya bak gerçekten böyle. Ya hocam en temel ya stajyer şey hukuk fakültesi birinci sınıfa giden öğrenciye bunu anlatsanız adam bir anayasaya bakar. Tamam mı? Bir siyasi partiler kanununa bakar. Bir şeye bakar. Ya böyle bir tanım yok der. şöyle Onların önerdiği güçlendirilmiş parlamenter sistem metni var ya böyle bir konsey yok orada da. Nerenizden uydurdunuz bunu ya? Bak ben Kim? demin doğru cümleyi bulamamıştım o çöp oldu. şimdi buldum. O çöp oldu o. Yok ki öyle bir konsey ee, yok yani. Serhat buldum doğru cümleyi. Eş cumhurbaşkanlığı. Ben onu ha. soracağım şimdi. Tabii. Bu tabii. yani tam doğru cevap tabii. Sen anlatınca şimdi aklımda tabii. eş cumhurbaşkanlığı. Ya gerçekten mesela orada da böyle tanımlanmıyor ki parlamenter sistem orada farklı bir tanım süreçler var. Cumhurbaşkanının üzerine vesayet kuran bir kurul yok kardeşim böyle bir şey. Yani bunun hani insanlar burada yani sinirleri bozularak tepki gösteriyor. Hulki Bey de haklılar ya. Hani insanla insanla dalga geçmeyin kardeşim. Bir de en kötüsü şu. Bu bir kişinin, iki kişinin hezeyanı olsa tamam. Ya Bir de masada buna mutabık olmuşlar. Bunu toplumun önüne getirecekler. Yani bir de bunu hukukçular filan da incelemiş. Öyleymiş ya. Böyle bir şey var mı? Hukukçular da incelemiş. Evet, mi evet, evet, evet. Maalesef. Peki. Söz sendeyken şunu da sorayım. Daha sonra e, Hulki Bey'e geçeceğim. E, Muharrem İnce ile ilgili görüşlerini ifade ederken geçmişe dair Sayın Kılıçdaroğlu'nun parti içinde onun e, yer almaması için Cumhurbaşkanlığı seçimi biter bitmez yaftalanmasını Tabii. ve bir anda yok olmasını hatırlatmıştım. Aynı durum Sayın İmamoğlu için de geçerli mi? Bu partiden İmamoğlu'na bakış. Bir de İmamoğlu cephesi var. Bunu sezen, bunu gören, geçmişte de bunu kendisini Muharrem İnce örneği gibi evet. bir yere konumlandıran Sayın İmamoğlu, tedbir almak amaçlı mesela önce Esenyurt'ta CHP toplantısına daha sonra Saraçhane buluşmasını söylemiyorum bile artık. Daha sonra İyi Parti'nin İstanbul İl Kongresi'ne katıldı. Önce İyi Parti İl Kongresi'ne. Önce İyi Parti İl Kongresi'ne Kongresi, daha sonra, sonra oraya ne yardan ne serden mi diyoruz ona? Şöyle zaten bakın e, İmamoğlu hala vazgeçmiş değil. Akşener de vazgeçmiş değil. Onun o şey oyunda. Çünkü Altılı Masa son e, açıklamasında ortak aday çalışması çalışmaları konusunda istişare kararı alıyorlar. Yani daha ortak aday masaya gelecek. Akşener muhtemelen İmamoğlu ismini getirecek zaten. İmamoğlu bundan da vazgeçmişti. Şimdi hiç kimse daha Türkiye'de yaşayan hiç kimse İmamoğlu'nun "Ben aday değilim kardeşim. Ben belediye başkanıyım. Artık benim adımı gündeme getirmeyin." dediğini duymadı. Ama ben şu gösteriyor söylüyor sürekli. Tabii o diyor <laughs> ki o o belediyede kalacak. <laughs> şu yapacak falan filan diyor. Onun ona biçtiği rol o. İkincisi e, lütfen o deminden örnek verdiğiniz e, İyi Parti kongresine bakın. Yani usulden midir? Normalde kongrelere diğer partiler de davet edilir. Nitekim evet. Engin Altay CHP <laughs> adına da orada. Eğer CHP adına bir, birisi konuşacaksa Genel Başkan Yardımcısı konuşmalı değil mi? Yani partiyi temsilen, belediyeyi temsilen. ya yani O zaman Zabıta Müdürü'nü de gönderin o konuşsun. Ama asıl Meral Akşener orada ne anlattı? Önemli olan o. Ne yaptı? Millet itti. Şey diyor ki bu İmamoğlu'nun seçilmesinin kendi projesi olduğunu anlatıyor. Millet İttifakı projesinin kendine ait olduğunu söylüyor. Ve diyor ki 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak diyor. Yani yine CHP İYİ Parti. Kim o Millet İttifakı'nın adayı? İmamoğlu. Hani İmamoğlu'ndayız diye şey atmıştı ya tweet atmıştı. Ha. Aynen böyle şey sembollerle mesaj veriyor. İronik, diyor ki, İronik. E, i̇ronik şekilde e, mesaj veriyor. İkincisi. Hani 28 Şubat'ta mağdurun yanındayız falan onları falan geçtik. Ee, şeyin e, 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 İmamoğlu'nun daha sonra Esenyurt Belediyesi'nin şeyine katılıp işte bütün e, belediye baş, 81 il başkanının işte Kılıçdaroğlu'nun na adaylığı konusunda destek. Şey. Şimdi orada eğer görüntüleri izlediyseniz İmamoğlu'nun alkışlamasına bir bakın. Nasıl istemsizce, isteksizce alkışlıyor. Yani ya, daha, evet yani her şey orada belli oluyor. Çünkü zoraki yapıyor, zoraki orada oluyor. Bir de şu var, siz İstanbul'da CHP'nin belediye başkanısınız, gidip de İyi Parti'nin kongresinde size hangi hakla söz söz veriyorlar? Onların adayısınız. Bunun en sonu nereye varır? İl başkanıyla, bunun, tabii ve bunun, genel bunun, başkanla bunun, yani. Bunun sonu nereye varır? Şu, ben yine burada daha önce birkaç kere söyledim. İmamoğlu'na rakipleri zarar veremedi. O aksine onların şeyleri, yaklaşımları onu daha da popülerleştirdi. Ama onu kim vurdu? Kim itibarsızlaştırdı? Bir fotoğraf üzerinden, Karadeniz gezisi üzerinden CHP tabanı. Çünkü niye? Kılıçdaroğlu aday olmaya kalktı ve Karadeniz'den Cumhurbaşkanlığı şeyini başlattı. Turunu başlatmaya baş, e, girişti. Ondan sonra bir fotoğraf arkasından dümdüz ettiler. Sonra Ak, akıllarına İngiliz büyük yemekleri bilmem neleri falan geldi. E, o zaman yaparken savunuyorlardı. Kalk kıyamette tatil yaparken savunuyorlardı. E, sel olduğunda e, şey yaparken savunuyorlardı. Bir anda bunları hatırlar hale geldiler. Tamam? o bak bunda şöyle söylediler. tabanda biz tartıştığımız kişiler. Evet bizimkisi işte demokrasi böyle bir şeydir biz kendi eleştiride yaparız. E, baba zamanda yeriz. Hayır ha şöyle zamanda eleştirsene. Ama linç kampanyasının parçası olarak eleştiriyorsunuz. Ona ev amenna. Ama zamanında eleştirmiyorsunuz. Aksine eleştirenleri de siz yaptı alıyorsunuz. Ondan sonra ne oldu hocam? İmamoğlu artık CHP Genel Merkezi arası açık. Ben şunu söylemiştim burada da. 2024'teki yerel seçimlerde de dahi İBB başkan adayı göstermez CHP. Eğer CHP'yi tanıyorsak, daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nu tanıyorsak artık, eğer Kılıçdaroğlu oradaysa, o oralardaysa onu aday yapmazlar. O yüzden ne yapacak siyasi geleceği için? Yavaş yavaş yan 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 iyi Parti'ye doğru gidecek. Peki. O yüzden Cumhurbaşkanı masasında ortak aday masasından iyi Parti'nin adayı olarak İmamoğlu çıkarsa çok büyük sürpriz olur ama benim için sürpriz olmaz. Ama Kılıçdaroğlu mutlaka CHP'nin adayı çıkacak. İyi Parti ve diğerleri bir aday üzerine konuşacaklar. O ancak ve ancak İmamoğlu olur. Ya da HDP'nin desteğini de kaybetmek adına hepsi beraber kerhen Kılıçdaroğlu'nu desteklerler. Ama her hal ve şartta biz İmamoğlu'nun siyasi kariyerini CHP'de noktalandırmayacağını öngörebiliriz yani. Hulki Bey siz bu iki buluşma ve toplantıya katılımdan sonra bir tweet paylaştınız. CHP Esenyurt toplantısında ayağa kalkıp Kılıçdaroğlu'nun adaylığını alkışlama, İyi Parti'de il kongresine katılım. Hangisi önce, hangisi sonra, hangisi samimi, hangisi sahte, kim kime güveniyor, kim kime rol yapıyor diye de sordunuz. Şimdi Esenyurt buluşmasında Sayın Kılıçdaroğlu şöyle bir ifade kullandı. Sayın İmamoğlu'nu kimseye kaptırmayız. Bir, İmamoğlu'nu kim kapmak istiyor? İki, iki ee, bir daha İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday olduğunda daha çok oy alacağını biliyorlar da ondan saldırıyorlar diye de aslında Nedim Şener'in işaret ettiği o zoraki gülümsemeye işaret ediyor. Ne diyorsunuz? Şimdi, şimdi şunu söyleyeyim. Demin Mete Bey dedi ya Nedim'le benden örnek verirken hani saldırmak isteyenler nasıl saldırır diye. E, hashtag açmışlar Hulki diye saldırmaya başlamışlar. Mete Bey'le yol gösterdi onları hatırlattı. Yok işte orada benim efendim. vaktiyle KRT televizyonunda e, yaptığım bir açıklamayı almışlar. Aynen açıklamamın arkasındayım. Yani hani gençler diyor ya demirden korkan trene binmez diye biraz basit olacak ama e, sözlerimin arkasındayım. Hatta daha da ileri giderek şunu söylüyorum. Bugün Atatürk dirilip gelse CHP'de seçilemez demiştim. Çünkü Atatürk'ü öyle yanlış tanıttılar ki seçilebilmesi için önce CHP'ye almaları gerekir. CHP'nin içindeki HDP'liler, Türk ve Atatürk düşmanı olanlar Atatürk'ü bugün CHP'nin kapısından içeri sokmazlar. Bu kadar da açık ve net söylüyorum. Böyle e, ıvır zıvır işlerle uğraşacak zamanımız yok sözlerimizi bilerek söylüyoruz. Arkasındayız. Şimdi gelelim sorunuza. Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu kaptırmayız demiş. E kaptırmaz, böyle bir şey olamaz. Çünkü çoktan kaptırdı. Yani kaptırmama aşaması geride kaldı. İyi Parti'ye çoktan kaptırdı İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu. Adaylığı mı kaptırmak Bunu da istemeyerek acaba? yaptı İmamoğlu'nu. Evet. yani kaptıracak bir şey kalmadı. Çoktan gitti İmamoğlu. <laughs> Şimdi e, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şu. Hani Türk filmlerinde de görüyoruz ya ya da şarkı türkülerimizde de var. Bana yar olmayanı işte sana yar etmem, kimseye yar etmem. E, benim olmadığın kara toprağın olacaksın. Ya gibi. benimsin ya kara toprağın. Şimdi İmamoğlu'nu İyi Parti çoktan kaptığı için İyi Parti üzerinde de İmamoğlu'nu Yok etmeye çalışıyor Kılıçdaroğlu'nun hedefi bu. Yok efendim belediye başkanı olursa daha çok oy alırmış, şu olurmuş falan. Basit basit çocukça açıklamalar bunlar. Üzerinde bile durmaya değmez. Şimdi Esenyurt'taki CHP toplantısında Esenyurt Belediye Başkanı Kılıçdaroğlu'nu öven konuşma yaptı kürsüde. İzledim. Kılıçdaroğlu'nun da ağzı kulaklarına varıyordu. Dediğim gibi hakkıdır, olabilir, isteyebilir, istemez, kendi bileceği şey. Cumhurbaşkanı olması gerektiğini, çok başarılı olacağını, kazanacağını söyledi. Millet ayağa kalktı, alkışladı. Ama üzerindeki baskılar nedeniyle en önce ayağa kalkan İmamoğlu'ydu. Üzerinde baskı olmadığını kanıtlamak için yani aslında baskı altında, daha büyük bir baskı altında kalktı, alkışladı. Sonra ama suratından düşen bir parçaydı. Sonra Akşener'in toplantısına gidip İstanbul İl Kongresi'ne, 3. olan İl Kongresi'ne gidip orada Akşener'in yanında e, huzura kavuşmuş mutlu bir İmamoğlu'nu gördük. Yani CHP toplantısında baskı altında olan İmamoğlu büyük bir huzura, sükuna, mutluluğa, stresten uzak bir dünyaya adım atmış. Ve gülümsüyordu. İnanılmaz pozları var. Ben Twitter'a onları yan yana getirerek koydum o e, fotoğrafları. Şimdi zaten insan huzur bulduğu yerde olur değil mi? Mutlu olduğu yerde olur. Ee, ee, sıralama farklı yalnız. Arifet, Onu Nedim de düzeltti tabidir diye. Nasıl? Önce İyi Parti evet. sonra CHP. E tamam. O zaman şöyle söyleyelim. Mutlu bir yerden ye gelip canının sıkıldığı bir yere gelmiş. Mutlu oldu. Sonra evet, oraya gitti. Şimdi marifet eee marifet tabi. iltifata tabidir diye bir sözümüz var ya. Marifetini iyi Parti içinde gösterebileceğini düşünüyor ve kendi kimliği iyi Parti içinde bizzat Meral Akşener tarafından onaylanan bir siyasi kimlik İmamoğlu. Ama kendi üyesi olduğu partide de lanetleniyor. Övülerek, e, yükselterek yok etmek diyoruz buna. Ona güya iltifat ederek, yok efendim bir dahaki belediye başkanlığı seçiminde çok oy alırmış, başarılı işler yapacakmış diyerek adamı yok ediyorlar. Şimdi e, enteresan, e, Akşener'in elinde İmamoğlu yedek bir cumhurbaşkanı adayı olarak bulunuyor. Belki buna Stepne yedek aday diyebiliriz. Asil aday diyebiliriz. Akşener'in ben başından beri altılı masada çıngar çıkaracağını söyle, söyleye geldim. Ee, HDP'nin dayatmalarına çok çok zor durumda kalmazsa, kendisine bir operasyon yapılmazsa İyi Parti'nin e, Akşener onlara hayır diyecek. Ve zaten kafasına koymuş vaziyette bir ara ee, İmamoğlu işte az önce anlatıldığı biçimde kendi ayağına basarak puanlarını düşürdü. O Karadeniz gezisi, Büyükelçiler, e, İstanbul'un sıkıntılı zamanlarında tatil bana yakışıyor ifadeleri falan filan. Çok sayıda alametle kendisini yok ederken Akşener ondan biraz uzaklaştı ama masada oturuyor ama masadan da uzaklaşmış vaziyette aslında Akşener. Mansur Yavaş'a yaklaştı biliyorsunuz. Yani o iki kişiden birisine sürekli olarak yakın duruyor. Sonra İmamoğlu'nun yıldızı gene bir şekilde parlıyormuş gibi olunca Mansur Yavaş'ı bıraktı gene ilk tarafa döndü, ilk adaya. Benim tahminim şu, İmamoğlu yakın bir zamanda İyi Parti'ye katılır. Katılmasa bile İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilir. Hani Zafer Partisi'nin ne demişti? Mansur Yavaş'ı biz aday göstereceğiz onlar göstermezse diye. Benzer şey Altılı Masa ve CHP İmamoğlu'nun aday göstermezse Akşener kendisi gösterecektir. Ya da bunu bir halk hareketi biçiminde partiyi göstererek öne sürerek değil de iyi Parti'yi kendisi sade vatandaşlar aday gösteriyormuş gibi mutlaka devreye sokacaktır diye düşünüyorum İmamoğlu'nu. Peki. Böyle bir şey olursa Mete Erer... Sen de en zor soruları bana saklıyorsun. E, ee, <laughs> yani ama, biriktiriyorsun, ama biriktiriyorsun. Ama, ama, hayır soru çıkıyor şimdi yani. <laughs> en zor soruları <gülüyor> bana <gülüyor> <ama> sen sayısalcısın orada. <laughs> <laughs> sen sayısalcısın. <laughs> ben gerçekten. Lütfen hocam. E, pas, hocam eşit sorular soralım. Hayır efendim. Pas, olun, bu gayet efendim, demokratik bir ortam. Pas diyebilirsiniz. Yani, aslında ben Nedime geçecektim. <laughs> Ondan sonra düşün yani olacakları daha kötüsü yani. Daha kötüsü gelecek ve susmayacak yani düşün bir de o tarafını o tarafından bak e, Sayın İmamoğlu'nun Nedim de aslında benzer bir şey söyledi ama Hulki Bey direkt dedi ki yakın bir zamanda böyle bir şey olabilir olursa adaylık denkleminde sayısal sayısalcı olduğunuz için hasreten soruyorum adaylık denkleminde işler iyice karışmayacak mı yani? Mesela HDP ne diyecek İmamoğlu'lu bir İyi Partiye? O zaman şöyle söyleyelim, bandı geri saralım. böyle bir geri gelelim bandı. Ee, ve o bandda ilk söylediğimiz kelimeyi dikkat edelim. Bu masada e, İyi Parti'nin dışarı çıkması gerekiyor diyordum ben, başından beri. Yani İyi Parti bu masada olmamalı. Çünkü İyi Parti bu masada olduğu müddetçe ne MHP'den ne de e, AK Parti'den oy alamıyor. Geçmiyor bu tarafa doğru. E, i̇lk başlangıçta ne demiş, ne denmişti? E, Davutoğlu ve Babacan için. Temel Karamoğlu galiba Sayın Başkan şöyle bir tabir kullanmıştı. Biz arkadaşları e, parti kurduktan çok sevinmiştik galiba. E, oradan belli bir oranda oy alacaktan düşünüyorduk ama bu gerçekleşmedi demişti. Hatırlıyor musunuz? Bu konuşmasını hatırlarsınız. Evet gerçekten de oradan yüzde on, yüzde on civarında bir oyu bekliyorlardı. Ama o kopuş olmadı. Ee, o da sebebi çok net. Ee, partiler kendi içerisinde bu tür bölünmelerde eğer e, lider değişmiyorsa büyük kopuşlar olmuyor. Yani Bülent Ecevit mesela CHP'den koptuğunda kendi kitlesiyle beraber gidip seçim kazanabilecek kadar bir parti oluşturabildi. Liderseniz yapabiliyorsunuz. Yani CHP'den ayrılabiliyorsunuz ama kendinizin bir kimliğiyle büyük bir parti kurabiliyorsunuz. O zaman şimdi ne kaldı geriye? İyi Parti'nin bu kapıdan şeyden bu e, ittifaktan çıkması lazım. Ben daha iddialı bir şey söylüyorum. Yani Hulki Bey diyor ya İyi Partiden aday olacak. İyi Parti onu aday gösteriyor. Aday gösteriyor. Bunun olabilmesi için İyi Parti'nin ittifaktan çıkması lazım ittifakın içerisinde olup Çıkar. Efendim? Evet diyor. Doğru. Evet. İttifak Akşener çıkar, çıkar. Akşener'in hedeflerine de uygun. Şöyle, muhalefetin en büyük partisi biz olacağız diyor ya, kendisi de Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım, başbakan olacağım diyor ya, en kötü ihtimalle senaryoya göre, İyi Parti'nin, Akşener'in senaryosuna göre, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nu birbirine vurdurup, birbirine kırdırıp seçimde, CHP'den daha çok oy almak. Zaten meclise ve başbakanlığa oynuyor. Muhalefetin de en büyük partisi olmaya oynuyor. Hedeflerine çok uygun bir davranış olur Akşener'in. Bunun oluşabilmesi için, Hulki Bey'in söylediğinin oluşabilmesi için ittifaktan çıkacak. Tek başına seçime girecek. Ve bu seçim sırasında şunu söyleyecek. Ben altılı masada kalmaya devam ediyorum. Ama tek başıma seçime gireceğim. Çünkü iki tane handikapı var diyor dediğim gibi. Bir tanesi HDP. HDP'nin masayı destekliyor görüntüsü. E, İyi Parti'nin kendisini sağda en çok sıkıştıran, sıkıştıran konu. Ben sahaya çıktığımda gezdim de gördüğüm konulardan bir tanesi bu. Yani İyi Partiler en çok burada zorlanıyorlar. Bundan kurtulmaları için gerekiyor. O yüzden de mesela Garo Paylan'ın açıklaması açık, aslında İyi Parti'ye oy kazandıracak bir açıklama. Yani o kadar söyleyeyim sana. Bu istemiyoruz demesi, Meral ya, tabii, de oraya tabii, oy yapması, vermeyeceğiz falan demesi bu, yani iyi Parti oy kazandırır. Şimdi iyi Parti'nin iyi Parti'nin yapacağı şey hamle ne kaldı? Dışarı çıkması kaldı. Arkasından o zaman şunu yapabilir. İyi Parti Ekrem İmamoğlu'nun istifa edip kendisine geçmesini kabul edebilir. o, o zaman olur. Yani bu şartların oluşması için bir zemin olması gerekiyor. O alt zeminde bu olması gerekiyor. Yani eğer senaryo buysa o senaryonun ilk kısmında söylemek gerekiyor. İlk kısmı da bu olmalı. Çünkü Peki. hatırlarsan e, Sayın Kılıçdaroğlu ne demişti? Belediye başkanlarımıza dokunmayın demişti. Onlar onlara karışmak bizim iç siyasetimize karışmak demişti. Hatırlıyor musun? Meral Akşener bu konuda çok sert bir açıklama yapmıştı. O zaman kırılma noktası buysa bunun bir sonrasına geçeceğiz bir sonrasında göreceğiz. Şöyle söyleyelim. E, Meral Akşener bir önceki seçimde kendisine 20 milletvekili veren parti kurdur şey kurturan parti, parti meclisi şeyle mecliste parti grubu kurduran bu yüzden de direkt seçime girebilme hakkını elde ettirilen Kılıçdaroğlu'nu o dönemde bile dinlemedi. Hatırlıyorsanız o dönemde bile tek aday konusunda dinlemeyip Meral Akşener kendisi aday olmuştu. Daha partisinin ne kadar oy alacağı belli değilken bile dinlemedi. Bugün kendisine göre yüzde on kimine göre yüzde on kimine göre yüzde on oyu varken Meral Akşener'in dinleyeceğini düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Kendi siyasi e, yapısını uygulayacaktır. Bunu da şey olarak söylemiyorum, eleştirmek adına söylemiyorum. Her siyasi tabii ki bir duruşu vardır. Yani niye böyle yapıyor da demiyorum. Yapabilir. Bugün daha güçlüdür, eli daha güçlüdür. Ve bunu e, icra etmek konusunda da en ufak bir sıkıntısı yok. Ama e, onların atladıkları bir konu var. Belki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Kurdukları sistemin halk nezdinde bir kafaya yatan bir tarafı yok. E, aday konusuna geldik yine dolaştık değil mi? Yine aday konusuna geldik. İyi de adayın kim olduğu burada çok önemli değil ki. <laughs> Zaten adayın hiçbir anlamı yokmuş ki. Kimi seçerseniz seçin aslında nar gibi. Yani şeyden aldım bir tane eve geldim bin tane diye var ya o bilmece. Giderken bir tane şey seçiyorsunuz, cumhurbaşkanı seçiyorsunuz eve geliyorsunuz altı tane cumhurbaşkanı oluyor bir anda. Öyle olmuyor mu? Yani o zaman adayın ne anlamı var? Eğer böyle bir açıklamanın sonucunda Ekrem İmamoğlu olsa ne olur, olmasa ne olur? Bana de Ne olur? Buradaki en büyük şeyi söylüyorum ben. Partilerin şu anda özellikle Meral Akşener'in şu anda kafasında kurduğu şey Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak değil. Partisini merkez muhalefet partisi olarak meclise sokabilmek. Şu andaki kafasındaki en büyük şey bu. Düşünce bu. O yüzden sahada CHP'den çok daha fazla emek sarf ediyor. Çok daha fazla geziyor. Çok daha fazlasıyla siyaset yapıyor ama sahada yapıyor. Sahayı geziyor. alıyor mu? Alır almaz. Ama dikkat ediyorsan Melal Akşener'in son dönemdeki e, epeydir öyle. Epeydir. Siyasi tarçman içinde görmüyorsunuz. Sahada görüyorsunuz. Kafasında farklı bir şey var. Daha çok bu konulara kafasını yoran, daha çok handikapların içinde olan kim? Yıpranan kim? Kemal Kılıçdaroğlu. O şunu söylüyor. Ben merkez sağa oturacağım. Ben geçmişteki Demokrat Parti, Adalet Partisi'nin çizgisine geleceğim. Oraya oturacağım diyor. Peki bu ahlatlı belde ne de, de, de ne konuştuğunlar? Ya şöyle ya birçok kulis bilgisi Şimdi şöyle söyleyeyim. Ama yani bu masada bu masadan hiç kimse masayı devirerek kalkmak istemiyor. Ama masayı da işlevsel hale getirmiyorlar. Zaman zaman tartışıyoruz. Masalar niye kurulur? Müzakereler niye kurulur? Sonuca ulaşmak için diye söylenir değil mi? Tam tersinedir. Müzakereler çoğunlukla sürüncüleri bırakmak için kurulur. de bırakmak için kurulur. Savaşlarda da öyledir. Savaşlarda da öyledir. Mis grubu, Ermenistan olayını Daha 30 da sene, biz Ukrayna bunlar, evet. 2014'te kurulan ta 2021'e kadar getiren süreç dahil olmak üzere hep böyle ilerlemiştir Yani bir şeyi çözmek istemiyorsanız, müzakerelerin sonsuz olduğu masalar kurarsınız. Deadline koyardınız o zaman, mesaj şunu diyebilirdiniz. Yani bir son tarih diyebilirdiniz. Arkadaşım bu masa bir ay içinde gerekirse her gün toplanacağız ama bir ayın sonunda biz adayımızı şimdiden açıklayacağız diyemez miydiniz? Derdiniz değil mi? Bunu demek için kısıtlama var mı? Yok. Her gün toplanmayla ilgili bir kısıtlama var mı? Yok. Her gün yapabilirdiniz. Yapmadınız, ne yaptınız? Birer ayda bir toplantı. Ayda bir birisinin evine gitmeler, o size gelmeler ve bu sistemin içerisinde konuşmalar. Eğer çözmek istiyorsanız ta o gün çözerdiniz. O gün çözerdiğiniz herkesin kes kafasında bir siyasi hesap var ve bu da yanlış değil ama bu siyasi hesapların ortadayak oturduğu nokta siyasal anlamda bir kaos yaratıyor. Bakın geçmişte şeyi konuşurduk hatırlar mısınız bilmiyorum. İşte ee, işte parlamenter sistemde koalisyonlu hükümetlerini konuşurduk değil mi? Şimdi ilk defa literatürümüze şey giriyor. Koalisyon cumhurbaşkanlığı. Koalisyon Çok, cumhurbaşkanlığı. Çoklu cumhurbaşkanlığı. Efendim? Çoklu cumhurbaşkanlığı. Koalisyon cumhurbaşkanı yani böyle birkaç kişiden oluşmuş olan cumhurbaşkanı oluşacak. Öyle bir şey yani literatüre başka bir şey sokuyoruz. Böyle bir şeyi bu böyle bir kavramı sokuyoruz Peki. ve bu kavram üzerinden de aslında hiç tartışmıyoruz. Kişinin hiç önemi yok. Bak kişi konuşulmuyor. Kişinin sıfatları hiç önemli değil. Bak pas geçtik bunu. İlkeler konuşulmuyor. Profil konuşulmuyor. Onu da pas geçtik. Gelecek konuşulmuyor. Gelecek vizyonu konuşulmuyor. Onu da pas geçtik. Konuşulan ne biliyor musun? Tek konuşulan bir konu var. Tayyip Erdoğan gitmeli. Tek konuşulan konu bu. Peki. Aslında e, bu şu ana kadar konuşulanlardan e, çıkarılabilecek bir mesaj da Sayın İmamoğlu'nun ola ki bir tepki görürse partisini terk etti falan işte iyi partiye geçti söyleyeceği tek bir şey var herhalde. Parti bana sahip çıkmadı. Onun zemini hazırlanıyor zaten yani onun gitgide kendi de bunu zaten belli ediyor. Bu ilk kısmı olsun. İkinci evet. kısımda şunu sorayım. <laughs> bir de şey yansıdı biliyorsun. Ee, kabine paylaşımı, bakanlıklar. Yani o, yani o çok öyle, <laughs> doğru, o gerçekten biraz biraz yani. bir şey, çok fake, fake gibi i̇yi. geldi evet. bana tabii, da tabii, ama iyi. hani zaten çok mükerrer. Yani hani evet. Dışişleri üç parti de Mesela Milli Savunma Bakanlığı verilmemiş falan filan Evet evet şey Şimdi asıl burada mesele ne biliyor musunuz? Bakın Altılı masanın ortaklarının belki bazılarının yani Kılıçdaroğlu belki hani adalet söyleminde şey olabilir, samimi olabilir. Yani kendi şeyde oldu. İyi partiniz daha kendini bu konuda belli etmedi. Şeyin Ahmet Davutoğlu'nun ortaya attığı, Babacan'ın da söylediği altı cumhurbaşkanlığı sistem. Altılı masa değil, altı cumhurbaşkanlıklı sistem konusunda. Şimdi bunların ortak bir söyle Altı Cumhurbaşkanlıklı sistem. sistem. Söylemesi Öyle. bile zor. Tabii evet. yani artı Cumhurbaşkanlı sistem diyeceğiz ya da altı Cumhurbaşkanlığı sistem. Öyle altı olacak. Altı Cumhurbaşkanlığı yani. sistemi. Evet. evet. Yani böyle bir şey demek lazım. Şimdi bu adamlar ne istiyorlar? Ne diyorlardı? Parlamenter sistem, otokrasiye son, demokrasi, hukuk, özgürlük falan filan insan haklarından bahsediyorlar değil mi? Vesayete son. Ya vesayete son. Meğer dertleri koltuk ve yetkiymiş. Bak başka hiçbir şey değil. Eğer öyle olmuş olsa Erdoğan nefretiyle dolmuş kitleleri bir adayın arkasına toplarsın seçimden galip çıkarsın değil mi? Stratejin bu olmalı. Yegane stratejin bu olmalı. O aday her kimse. Kılıçdaroğlu ise Kılıçdaroğlu. Ama o olmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü diyor ki biz diyor yetki istiyoruz. imza yetkisi <laughs> istiyoruz. Post istiyoruz. Makam istiyoruz diyorlar. E hani demokrasi hukuk falan filan diyordun e Canım o yani işte o Şeyden bahsediyor müzakere Efendim çoğulculuktan bahsediyor şimdi 6 tane cumhurbaşkanı pot Olması imza yetkisine sahip 6 kişinin olmasını Çoğulcu demokrasi falan diye yutturmaya çalışıyorlar böyle bir şey olur mu ya Demokrasi böyle bir şey değil ki Sen yetkiyi 6 kişiye bölüyorsun ve her biri de birini engelliyor Sistemi kitleme üzerine oluşturduğum bir şey var. Ve anlıyoruz ki öyle demokrasi, hukuk falan. Mesela bir örnek veriyorlar. Diyorlar ki efendim AKP MHP ile ittifak yapmıyor mu? Yapıyor. İşte diyorlar ki Cumhurbaşkanı da Bahçeli ile istişare yapıyor. Peki MHP en ağır muhalefeti yaptığı halde 15 Temmuz'dan sonra milli ve yerli çizgi e, politika çerçevesinde AKP'nin yanında olurken tek bir koltuk aldı mı? Tek bir imza yetkisi istedi mi? Tek bir karar üzerine yetki istedi mi? Kullandı mı? Hiç duyduk mu? Yani MHP değil mi? Hani diyor ki örnek veriliyor. İşte diyor ki AKP de MHP ile ittifak yapıyor. İşte ondan istişare, istişare ayrı bir şey. Yani fikri olarak bir şeyleri konuşmak, bizim seninle bir şey konuşmamız, bir fikir söylemem. Ha sen evet çok ilginçmiş ya da ya da bu doğrusu budur diye bunu kabul etmen. En sonunda senin karar alma süreçlerinden geçmeden, imzan olmadan bir anlam taşımıyor. O da Cumhurbaşkanına ait. Peki bunlar ne diyor? Diyor ki bakın bunlar biz diyor istişare yapacağız. O bir şey yapmak isterse ona uyacak. Eğer biz imza vermezsek o kararı uygulayamayacak. Bu işte vesayet. AKP ile MHP'nin ki yaptı bir istişare ve bunun karşılığında MHP koltuk istemiyor. Makam istemiyor. Başka bir şey istemiyor. Yine seçime giderken de kendi partisinin amblemi altında barajı geçer geçmez fark etmez. Mücadelesini öyle sürdürüyor. İlkeli sürdürüyor. Hani bir de iyi partiler efendim e, bunlar 15 Temmuz'dan önce şöyle yapıyorlardı da onlar o yüzden onlara da dönek deyip işte AKP'ye yanaştı falan filan. Ulan utanmazlar adam adam ilkeli siyaset yapıyor. Devletin devletten başka bir şey düşünmüyor devlet bahçeli. MHP'nin çizgisi o. Siz onu satıp dönekliği yapıp giden o demir taşı kapılarda karşılayacak olanlar sizlersiniz. Bak bugün o masada bir yüzde bir oyu olmayan diyor ki öyle yok diyor altı kişi birden olacağız diyor. Şimdi gelelim diğer boyutuna. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı eğer ortak aday olmaz ise de CHP'nin adayı olarak çıkacak değil mi? Öyle görünüyor. İyi Parti bir aday belirleyecek veya masa bir aday belirleyecek. HDP'nin kendi adayıyla gireceğini de görüyoruz. Bu iki veya 3 belki diğer partilerle beraber belki Babacan da kendi girmek isteyecek. Ondan sonra çoklu adayla girilecek. O halde o zaman Ortak masa ortak şey bu altılı masadaki bu bütün protokoller yasa hazırlıkları hükümet programı o Davutoğlu'nun vesayetçi babacanın vesayetçi kurulu hepsi çöp olacak. Çünkü CHP'nin adayı olarak girersen altılı masadaki anlaşmalar hükümet programları hükümsüz. onu bağlamaz, hükümsüz kalır. Şunu deme hakkı vardır. Ben kendim girdim İkinci tura. Ha gidin AKP'yi destekleyin o zaman e, muhalefetseniz ve mecburen o ikinci şeyi destekleyeceksiniz. E, i̇kinci tura kalan muhalefetin adayını destekleyeceksiniz. Bu onları borçlu hale getirmez işte. Yani CHP'yi de o vesayetten kurtaracak olan budur. Doğrusu... Kendi bak, aralarında aday belirleyip tabii, tabii. ilan etmeye kaldı. Onun bile kafası karışmış. Tabii bak yani. doğrusu CHP'nin hiç bu rezilliklere gerek yok. Kendini HDP'ye bağla. Kime verecek HDP'liler? AKP'ye mi verecek? Evet. Hayır. İyi partiler ona mı verecektir? Yok. CHP'nin ikinci aday olarak ikinci tura girmesi muhalefetin desteğini de alarak seçime katılmasıdır. Doğrusu bu. Bu onu vesayetten de kurtarır. Ya Masar'ın diyorum ki yüzde teşkil ediyorsun ama senin örnek verdiğin bakanlar kurulu listesini görüyorsun. Üç bakanlık vermişler CHP. Ye. Ya CHP yıllardan beri hani bir devlet tecrübesi var, kadroları var falan filan. Yani niye daha fazla almasın mesela? Orada mesela şeye Davutoğlu'na falan 2-3 bakanlık vermişler. Onun kadar yani. Şey Ali Babacan'a ekonomi bilmem neyi vermişler. Ya hangi hakla ya? Hangi hakla veriyorsun sen bunu? Bunu o zaman hangi politikada uygulayacaksın? Yani ekonomide CHP'nin o bildik e, klasik programını uygulayacaksın. Yoksa Babacan gibi neoliberal ya da liberal politikalar, küresel ekonomi. Ben 9 trilyon dolarlık fon getiririm. Bilmem ne onu mu uygulayacaksın? Neyi uygulayacaksın? Dolayısıyla Türklü, do tartışmaya başlarsın. Dolayısıyla Peki, şu şu bu tartışma bize tek şunu gösterdi. Bunların demokrasi, adalet falan filan hepsi fasafiso, palavra. Davutoğlu çok güzel izah etti. Biz Cumhurbaşkanı gibi Cumhurbaşkanı kadar karar ve imza yetkisi alıyoruz. Bizim iznimiz olmadan da Cumhurbaşkanı kritik atamalar ve yasa şeyleri, değişiklikler yapamayacak. Alamaz diyor. Yani hani almak isterse bu şey. Mesela Temel Karamanlıoğlu eğer protokolün dışına çıkarsa e, Cumhurbaşkanı o zaman ne dersiniz, ne olur? Bu karaktersizlik olur falan gibi bir şey söylemişti galiba. Yani böyle hani tahkir edici bir şey. Ya bu karaktersizlik olur falan. Hani o verilmiş sözü duymam, tutmamış gibi olur. Bu öyle değil. Diyor ki biz imza vermezsek kritik atamalarda ve şeylerde e, yasa veya benzeri şeylerde kararlarda ve atamalarda e, şey çıkaramaz diyor. Böyle bir vesayet sistemi kuruyor. Peki e, Hulki Bey, e, araya gideceğim ama Hulki Bey e, e, şu konu başlığını da sorayım. E, sen de bu konuyla ilgili konuşmak isteyeceksin mutlaka ama İyi Partili e, Feridun Başçı değil mi? Doğru söylüyorum ismi? ya yani, e, Antalya Milletvekili. Çok keyifli bir konu. Konuşalım açıklamaları. Olacağız. Ee, gerçi dün akşam galiba değil demin CNN'e bağlandı. espri yaptım dedi. Tabii tabii. Ee, Hayır 15 Temmuz duruyor. 15 <laughs> Temmuz gecesi Ulki Bey e, Sayın Bahşi diyor ki e, darbe başarılı olur korkusundan tweet atamadık. E, birkaç ifadesi de daha var. Onları e, söylemeyeyim. Söyleyin ya. E, yok sen o söyleyeceksin söylemiş. ben rol çalmamış olayım ama Ulki Bey'in görüşünü alayım. Sonra da niye espri dedi dün akşam? Onu da çok o da çok anlaşılabilir değil herhalde. Partisinden. Yok, ilgi şey dememiş. Beni bağlamaz o. <laughs> CHP'de söyleniyor Aslında gene. Bu... Sayın Cevizoğlu, buyurun. Bu Nedim'in uzmanlık alanı. Evet, evet. Siz birkaç kelam edin. Ben döneceğim kendisine. Kalanı. Çok üst üste konuşturmamaya çalışıyoruz. Birkaç Bahat kelam harcam. ve birkaç kelam ve size selam edeyim. Şimdi İyi partide Feridun Bahşi hakikaten e, ne dediğini bilmeden mi konuşmuş? O açıklamasını görünce anlamadım ben. Diyor ki e, Fethullah Gülen için bir, bir gün önce diyor ben bu adama sövdüm diyor. Şimdi diyor Sayın Genel Başkan diyor akşenere Sen de şimdi böyle sert bir açıklama yaparsan diyor bunlar bizi bir yerimizden asarlar. Şimdi bir gün önce sövdüm dediği kişiden. 15 Temmuz gecesi korkmuş ve artık sövmeyelim. onun yanında olalım mı demek istemiş. Belli değil. Biraz öyle demek istemiş. Ne olur ne olmaz. <laughs> evet. Ayrıca Akşener darbeye karşı çıkacakmış da, Fethullah Gülen'e FETÖ terör e örgütüne karşı çıkacakmış da sırf kendi adamı Feridun Başlı'nın bu sözü üzerine bundan nasıl vazgeçmiş? Bir başka Yumuşakmış. sorulacak şey. Darbe başarılı olur korkusu ile siz darbeciye mi yakınlaşma girişiminde bulundunuz? Hani 12 Eylül'den sonra da Kenan Evren'e hani bugün herkes Kenan Evren'e faşist diyor, darbeci diyor, cuntacı diyor, her şeyi söylüyor. Ama o gün herkes Kenan Evren'in yanına koşuyordu. Siz de o durma mı düşüyordunuz yani başarılı olabilir diye? Nedim Şener o akşam niye o duruma düşmedi? Tek başına, arkasında parti yok, siyasi parti örgütü yok, finansman yok. Yani tek başına Nedim Şener niye korkmadı mesela o gece, değil mi? Görüntüler hala ortada Nedim Şener'in direniş görüntü, görüntüleri. Yani enteresan. Peki bir başka soru, o gece genel başkanınıza e, Akşener'e Feridun Bahşi olarak yumuşatarak bir açıklama yaptırıyorsunuz. Ne demişsiniz? En iyi e, darbe, en kötü demokrasiden kötüdür gibi bir açıklama yaptırmışlar. Yani darbeler kötüdür demeye getirmişler ama ortadan yapılan bir açıklama. E, bugün ne düşünüyorsunuz? Yani Bugün değişti mi fikriniz? Aynı fikirde misiniz? Hani size FETÖ'cü diyenlere karşı ağır sözler söylüyorsunuz parti olarak ya da partideki bazı kişilere. E, şimdi fikriniz değişti mi? Bir başka soru. Aradan bunca zaman geçmiş. Ferud'un başlığı bunu niye şimdi böyle bir açıklama yapma gereği duymuş değil mi? Yani buralara da bağlansa da biz de sorsak kendisinden net cevaplar alsak. Evet. Bir başka şey böyle bir açıklamanın şakası mı olur, esprisi mi olur? Asıl benim sormak istediğim buydu aslında. Ya biz dedik. Evet. Ya eğer ıı, ekranımız açık... Iı ben de mesela ilk bağlandığında böyle bir soru yöneltirim kendisine. Yani böyle bir mevzuda espri denebilecek, şaka, latife denebilecek bir açıklama yapılabilir mi? Nereden çıktı bu diye sormak isterim açıkçası. Evet yani sorulmamış mı kendisine hangi televizyona bağlandı ben izleyemedim. Ne bağlandı diye görmüştüm gün içinde yani ama o karşısındaki arkadaşlar e, yanılmayayım onu. arkadaşlar da bir baksınlar Nedim Şener e, konuşmak ister misin tabii, bu konu üzerine yani hiç şöyle, zannetmiyorum. evet. Yok e, yok yo, hayır e, <laughs> şimdi altılı masa'nın biz altılı masa hakkında bir sürü tahlil yapıyoruz neyi temsil ediyorlar küreselcileri temsil ediyorlar kim var bunun arkasında? FETÖ'cüsü, PKK'sı, Amerika'sı, NATO'su falan hepsi göbek atıyorlar. Masanın etrafında alt kişi oturuyor da onun etrafında da bunlar göbek atıyorlar. Mesela Adem Yavuz Aslan yılbaşında ilk gün ne yapıyor? Şey Türkiye'ye döner miyiz? 2023'e girdik ya seçim olacak. Türkiye'de Erdoğan seçilecekse döneceğimiz bir yıl Erdoğan'ın seçileceğini düşünse döner miyiz diye sorar mı? Peki altılı masa bu umudu nasıl verebiliyor ona? Nasıl veriyor? FETÖ'cüler niye göbek atıyorlar? Hani aa oh seçim. Niye bizi tehdit ediyorlar? Yargılanacaksınız falan filan diye. Kaçacaksınız falan. Yok buradayız. Her hal ve şartta buradayız. Bekliyoruz yani. Peki nasıl oluyor bu? Çünkü o masa, bakın o masa, yani Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı gezilerine bakın, söylemlerine bakın. KHK'lıların iadesiyle ilgili laflara bakın. Demirtaş güzellemelerine bakın. KHK'lılar barış akademisyenler diye PKÖ e, sözcülüğü yapanların nasıl kullanacağına bakın. Bir bakın etrafına ve e, ondan sonra dönelim. altılı masanın etrafında oturanlar 15 Temmuz gecesi ne yapmışlar? 15 Temmuz'dan sonra ne yapmışlar? Bir Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz gecesi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde saklandı. 15 Temmuz'dan sonra da kurduk, kurulan meclis darbe komisyonunda da FETÖ ağzıyla FETÖ'nün kontrollü darbe yalanını raporlaştırdılar. Sonra FETÖcülerle işbirliğine girdiler. Tek tek sayarım. Biraz hızlanalım. Vakitler aldı. Ali Babacan bu arada e, Amerika'da katılmış, CNN'e katılmış. E, Sayın Bahçeli özür dilemiş. Evet. Espri yaptım demiş. Evet, espr sonra da o video ekrana getirilmiş. Evet. E, Ülkü Bey e, getirildikten sonra video yayınlanıyor, ekrana getiriliyor. Sonra sorulara cevap vermeyerek yayını terk ediyor. Evet. Telefon bağlantısı ya bakın, olmasına rağmen. Şimdi tweet'leri duruyor ortada. Ne yaptıkları belli zaten. Ee, Kılıçdaroğlu Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde sonra kontrol FETÖ'nün kontrol derbi raporunu yalanın raporlaştırıyor. Ali Babacan Amerika'da tesadüfe bakar mısınız? Ahmet Davutoğlu güvenli evde saklanıyor. Başa kim vardı? İyi Parti Başkanı Boğazı gören evde oturuyormuş. Ya ne oluyor? Hani olaya sahip çıkalım. Vatandaş gidiyormuş, biz de gidelim. Yapmıyor. Yapaca, yaptığı tek şey bir tweet atacak. Onu da Yumuş yumuşatıp tweet atıyor. O bu mudur yani? Şimdi bu adamların bak bu altılması var ya demokrasi lafından geçilmiyor. Adalet lafından geçilmiyor değil mi? 15 Temmuz gecesi demokrasi en büyük darbeyi aldı. Şu anda maaş aldıkları meclis binası FETÖ'cüler tarafından darbe darbeyle bombalandı. bombalandı. Bak uçaklarla bombalandı. Demokrasi için bu millet, bu muhafazakar, bu milliyetçi taban canını verdi. Sen ne yaptın? Bir tweet atacaksın. O da korka korka, ha, böyle kolun kolun, yavşaklar, ahmaklar. Ay kendi kullandığı için söylüyorum. Evet. Ağzını köpürte köpürte, bağıra bağıra şey hakaret edeceksin önüne gelene. Partin de öyle. İşte Lütfü Türkkan. Gücü, gücü neye yetiyor? Bir garip şehit yakınını bulmuş, sıkıştırmış. Senin bacını bilmem ne yaparım diye. Bu, bunların karakteri bu. Burada söyledim size. Bunların karakteri bu. Bunlar küfürle yaşayabilen insanlar. Bunu anlattık. 15 Temmuz gecesi. O sivri dilini FETÖ'ye söyleseydin ya. FETÖ'ye söyleseydin. Şimdi seçim geliyor değil mi? Hadi anlatın bakalım FETÖ mücadelenizin ne olduğunu. Hadi anlatın. 15 şey e, e, Ergenekon, Balyoz kumpaslarında hapse atılan askerleri alıp paspas diye kullandınız. Reklam diye kullandınız. Ali buraya FETÖ'cüler girebilir mi? Sıkar abla. Değil mi? Reklamlar çekiyordu. Ne oldu? Kullanıp attılar köşeye, değil mi? Ne oldu? Tek tek kişi aç, ağzını açabiliyor mu? Hani o Ergenekon Balyoz kumpasında Darbe yiyenler dahil olmak üzere. Ağzını açabiliyor mu buna? Açamazlar. Açamazlar. Niye? çünkü o Meral ablaları. Yani çünkü niye? Aman ha yandaş derler sonra. Aman ha mahallede şey yaparlar. Taşlarlar falan filan diye. Öyle değil. Bak tekrar ediyorum. Altılı Masa'nın adayların şeyine bakın. O gece neredelermiş kardeşim? Hiçbirisi darbe direnişinde yoklar. Korkakça saklandılar. Yurt dışındalar. Davutoğlu güvenli evde kendi söylüyor. Kılıçdaroğlu bakıyor belediye başkanının evinde. Ama altılı masanın dışında Cumhur İttifakı'ndaki Erdoğan, Bahçeli daha darbeye ilk tepkileri koyanlar ve söylüyorum parti tabanı olarak da söylüyorum AKP MHP çoğunlukla olmak üzere o darbeye sivil halk direnişiyle püskürttü. Demokrasiyi kurtardı ya. Demokrasi bugün hani onu demokrasi 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 falan deyip duruyorlar ya. Demokrasi 15 Temmuz gecesi Tecavüze uğradı, saldırıyor orada. Siz ne yaptınız kardeşim? CHP sorarsan, "Aa biz de şeydeyiz. Meclis meclisteydik." Ve bre utanmazlar. FETÖ'cüler bu darbenin daha sabahında başarısı olunca ya bu tiyatro, self coup, Hollywood senaryosu dediler. Sen de bunu oturup raporlaştırmadın mı? O komisyonda, komisyonda görevli olan CHP'li adına görev yapan Aytun Çıray sonra her ne hikmetse hop iyi Parti'ye geçmedi mi? Sonra oradan da FETÖ'cülerin bazı şeylerini paylaşmadı mı? Biz bu konuda yazışmadık mı? Kime ne yutturuyorlar hocam? Yeni Kim? Kapı ya, kapı bu millet yemez. Yeni kapı ruhu bir anda ya, buharlaşmadı yok mı? Yok öyle bir şey kardeşim. Bak tekrar söylüyorum. Altılı Şöyle yapalım. 15 Temmuz gecesi Son o altılı masanın liderleri ne yapıyormuş? Herkes bunu bir düşünsün. Bakalım bir de ben yazdım. Babacan Amerika'ya gitmiş hemen darbeden önce. Davutoğlu güvenli evde saklanmış. Kılıçdaroğlu şeyde saklanmış. Orköy Belediye Başkanı'nın evinde saklanmış. E, e, Meral Akşener Boğaz gören evinden evinin camından kafasını bile çıkaramamış. Atacağı tweet'i bile yumuşatarak atmak zorunda kalmış. Aman ha niyeymiş? Darbe başarı olursa bunlar onları asarlarmış. Cesarete bakar mısın? Peki. Ya 15 yaşındaki çocuk var ya, kalbinden kurşunla şehit oldu be bu ülkede. O darbecilere direnirken 21 yaşındaki vatan evladı Batuhan Eve erzak almaya değil devlete sahip çıkmaya geldik diye Bağız Köprüsü'ne gidip şehit oldu ya bu ülkede. Ulan insan şehitlerden utanır. Bir de bunlar çıkıyor. En son İstanbul Kongre Kurultayı'nda 251 insan şehit oldu 15 yıl. Ya bari onların adını ağzınıza almayın kardeşim. Acıyla bizi baş başa bırakın. Biz onun hesabını sorarız. O acıyla bizi baş başa bırakın. Onu kullanmayın. Onu, onu istismar etmeyin. Kontrollü darbe raporunu yazan Aytun Çıray senin partinde şimdi. Algı operasyonları yapıyor. Ona sor. Nasıl yazdın ya böyle bir raporu diye? Bir sor bakalım. Nasıl yazdın bu raporu diye? Sonra peki yazdın. Üçüncü yılında ne dedin? Yok ya bu bal gibi darbe de demeye başladın. Dördüncü yılında, beşinci yılında ne dedi biliyor musun? Darbe diyor biz durdurduk. Halkla beraber diyor Kılıçdaroğlu. Yahu senin saklandığını dünya alem biliyor. Bakıyor belediye başkanının evinde. Yahu hiç utanma kalmadı mı? kardeşim mi insanlarda? Peki. Yahu biz 15 Temmuz'un mücadelesine, şehitlerine, gazine sahip çıkamayacağız kardeşim. Onu bile çalacaklar elimizden ya. Senin de söyleyeceklerin var bu konuyla ilgili. Aradan sonra Hiç zor, geleyim. Ee, zor kısımlar hep sana kalıyor değil mi? Ee, reklama gidiyoruz efendim. Yavaş yavaş toparlayacağız dönüşte. Evet. Toparlıyoruz yavaş yavaş. Son etaba girdik net bakışta. Ee, İyi Partili Bahşiş'in 15 Temmuz itirafıyla ilgili e, her ne kadar sonradan özür dileyip bunun espri olduğunu ifade etse de Sayın Bahşi e, yoğun tepkileri almıştı ilk bu açıklamayı yaptığında. Mete Yarar'ın da konuyla ilgili görüşlerini alalım. Daha sonra milli muharip uçağımızın göklerde süzülmeye hazırlandığını hatta sabırsızlandığına dair görseller eşliğinde yine kendisinin yorumuna başvuracağız. Nedim Şener. Nedim Şener. Mete Yarar. O kadar çok. Nedim Şener dedin ki. Değil mi? Artık Mete Yarar diye birisini tanımıyorum. <laughs> Ama şaşırmadı değil mi? Hiç <laughs> Hayır yani sıra yani. Mete'de falan demiyor. Kendisine söz geldi. Devam edecek. Yok canım ben biliyorum. Ne, ben Öyle ne mi? Sordum. Tamam herhalde. Tamam. süpersin. Ben biliyorum Nedim Şener olmadığını. Yok hayır. Ya Ben şöyle söyleyeyim. Ben bu konuda herhalde e, bir düzeltme yapmak lazım. E, 2016 tarihinde İyi Parti kurulmamıştı. İYİ Parti yok ortada da. E, Meral Akşener o dönemde Haziran ayında daha doğrusu daha önce MHP'den ihraç edilmişti. Haziran ayında ihraç kararı doldurulmuştu. Aralık'ta tekrar onaylanmış ve MHP'den ihraç edilmişti. O sırada MHP'de siyaset yapmaya devam ediyordu. Milletvekili değildi. Bir e, bilginiz olsun diye söyleyeyim. Nedim Şeneri düzeltiyorsun. Ben ne düzeltiyorum? O akşam orada olanlar zaten Hayır, onu demek istemiyorum. Hayır. O İYİ Parti'den bahsetmedik zaten gibi. Hayır, hayır. Hayır. Yanlış bir şey oluşmasın. Orada belki e, en az hani laf söyleyeceğimiz kişi belki e, İyi Parti. Hayır, Çünkü e, o bir... zaten şöyle söyleyeyim. İYİ Parti partideki isimler Ben yani, senin için söylemiyorum. Akşener ben... için söyleniyor zaten. Bak başka bir şey söylüyorum ya. Müsaade edin ya bir lafımı bitireyim ya. Lafımı toparlamayın. Ben toparlarım yani. Diyorum ki onun kendisi dışında bir temsil et görevi yok o sırada. Yani sokağa çıkın, darbeyi önleyelim falan diyecek bir pozisyonu yok. Ancak partisi yok. kişi olarak söyleyebilir. Tamam mı? Yani Kılıçdaroğlu'nun siyasi pozisyonuyla o da Meral Akşener'in pozisyonları aynı değil. Onu söylemek için söylüyorum. İkisi aynı yerde değiller, konumda değiller. Yani başkasının suskunluğu beni daha çok rencide eder. O çıkar çıkmaz sokağa çıkmıştır, çıkmamıştır. O tamamen onun o zaman kişisel tercihtir bu. Ama siyasal duruş olarak yaptığı farklı bir yapısı var. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Benim bakış açımdan bu değerlendirme bunun üzerine. Bir şey söyleyeceğim. Bu Genel olarak tartışılır. Ben bu tartışmaya başladığında da Nedim'le beraber tartışırken de yani bu konulara girdiğimizde de Nedim'le hep aynı fikirdeydik. Hala da aynı fikirde olduğumuzu düşünüyorum. Arkadaş herkesin cesareti aynı olmayabilir. Yani herkes aynı anda sokağa çıkamayabilir. Sokağa çıkmakla ilgili pozisyon da farklı olabilir. Benim burada dayanamadığım tek şey ne biliyor musun? Sokağa çıkana hakaret edilmesine dayanamıyorum. Bak kimsenin Kimseyi sokağa çıktın veya çıkmadın diye ben hiç hayatımda şey yapmadım. İkiye, i̇kiye ayırmadım. Yani sokağa çıkanlar ve çıkmayanlar. Sokağa çıkanları ekstra olarak överim. Ama içeride kaldığı için de kimseyi yermedim bugüne kadar. Yani şöyle söyleyeyim. Birisini cesaretlisin derken diğerine korkak muamelesi çekmedim. Ama arkadaş sokağa çıkanlara da eziyet edilmesine hiç fırsat vermedim. Yani sokağa çıkanlar niye çıkmıştır, niye gitmiştir onların aslında amaçları farklıydı. Aslında onlar demokrasiyi savunmak için çıkmadılar gibi söylemleri de hiç kabul etmedi ve bunun için çok kavga ettik. Beraber çok kavga ettik. Kavga ettiğimiz konu buydu. Ve iş işte başka bir noktaya doğru gitti. Sokağa çıkanların sıradanlaştırılmasına müsaade etmeyeceğiz kardeşim. O akşam sokağa çıkanlar çok değerli bir mücadele yaptılar. Dünyada her şey demokrasi değil miydi hani? Yani bu demokrasi farklı farklı olduğunda Değişik mi oluyor? Mesela ben size bir örnek vereyim. Bu örnek çok tartışılır. Mesela bunu Hulki Bey de muhtemelen bildiği için söylüyorum. Mesela Şili'deki darbe, Pinochet darbe yaptığında bir radyo konuşması yapıyor şey, devrik lider. O sırada sarayının etrafı çevriliyor, halkı sokağa çağırıyor ve darbecileri bastırmak için konuşma yapıyor ve gelmiyorlar biliyorsun. Ve o son o dönemlerde halkın gitmemesi birçok kesim tarafından darbecileri darbecinin durdurmasının engellendi diye söylenir. Arkadaş bu sefer darbeye engellemek için çağrısına çağrı yapan bir cumhurbaşkanı ve ona onun desteğine yani demokrasinin desteğine giden insanlar da bu sefer aynı kişiler tarafından niye sokağa çıktı diye öğrenci ediliyor ya. İlginç değil mi? Kafaya bakar mısınız? Bir tarafta çıkmadı diye suçluyorsunuz. Bu tarafta da çıktı diye size göre demokrasi anlayışı kimin için yapıldığından mı değişiyor arkadaşlar? Yani şirinlikli darbede sol bir iktidardayken onu devirmeye çalışanları kurtarmaya gittiğinizde bu bir demokrasi mücadelesi olurken bu tarafta Türkiye'nin demokrasisini kurtarmak için sokağa çıkanlar sağ kesimden ve muhafaza kesimden olduğunda bu demokrasi için mücadelesi olmuyor mu? Sizin demokrasi anlayışınız... Bulunduğunuz kisveye mi bağlı? Bulunduğunuz İdeoloji. yapıya ideolojiye mi bağlı? Sizdeki meclis kutsallığı, seçilmişliğin kutsallığı başka bir şey ifade etmiyor mu arkadaş? Bir tek söyleyeceğim bu. Ya ben bunu hiç anlamadım. anlamamaya Anlamamayla devam ediyorum ve ama şunu asla yapmayacağım. O 251 şehidin ailesine, laf söylenmesine, gazilere laf söylenmesine ve sokağa çıkan insanların aşağılanmasına asla müsaade etmeyeceğim. Beni ne yaptığınız ilgilendirmiyor. Ama o adamlara, o insanlara ve o kadınlara ve çocuklara, çıkanlara tek laf ettirmeyeceğim. Bunun kavgasını yapmaya devam edeceğim. Benim de taahhüdüm bu, bu topluma. Peki. Gelelim e, milli muharip uçaktan gelen son habere. Hı hı. Aslında 2025'te gökyüzünde olması bekleniyordu. Bekleniyordu. Ee, ama 2023 sonuna yani bu yıl e 24'e çekildi. Şimdi 2023 yani içinde bulunduğumuz yılın sonuna yetişecek gibi görünüyor. Bunun teknik olarak açıklaması e, bütün testleri tamamladığına dair görüntülere tanıklık ettik biz. E, şimdi 2023'e 2023'ün sonuna yetişecek olmasının teknik olarak açıklaması nedir? E, stratejik de bir anlamı var şüphesiz ki. Ee, bize bunu biraz anlatır mısın? Şimdi e, bunu söyleyen e, Sayın Temel Kotil, Kotil. Temel Kotil. Yani TUSAŞ e, Milli Mühendisliği Uçağı'nın e, yapımında başında olan, ekibin başında olan genel müdür. TUSAŞ'ın genel müdürü. Uçak e, mühendisliği kökenli, İTÜ kökenli ve bu işe de adanmış insanlardan bir tanesi. Şimdi buradaki en büyük hız ne biliyor musun? Birincisi test merkezleri çok hızlı yapıldı şeyde. Eskiden bir uçağı alıp yurt dışına gönderip testlerin yapılması için randevu alıyordun. Aylarca sana o randevuyu vermiyorlardı. Sonra test sonuçlarını göndermiyorlardı. Ve sen bir yıl falan şeyde kaybediyordun. Testlerde kaybediyordun. Bu uçağın yapılması gereken dayanıklık testleri var. Şu anda TUSAŞ bunu yaptı. İki, Türkiye'nin en büyük rüzgar tünelini yapıyor. Üç, Bununla ilgili bir merkez kurdu, kurdu, ve buna bunun için çalışan 5000'e yakın mühendis ve teknisyen oluşan bir ekip oluşturdu. 5000 bir uçak için. Yani bir fabrikaya gittiğiniz, devasa bir fabrikaya gittiğinizde 100 tane mühendis söylendiğinde ne diyorsunuz? Vay be diyorsunuz. Ne kadar çok mühendis çalışıyor bu fabrikada. Beş Arkadaşlar 3000'i bunun yalnızca şey mühendis. 3000'i mühendis bu kadar çok bir konuya vakıf olmak, teknik testlerin yapılacağı tesisleri tuzaşla kurmak, bir de Hürkuş'ta, Hürjet'te ve F-16 modernizasyonunda teknik olarak büyük verilere sahip olabilmek sahip olmak sizi buraya getiriyor. F-35'i yapan ekip de bu ekipti. f 35in parçasını üretiyordu birçok parti parçanın üretim şeyini biliyor. Nasıl yapılacağını öğrendi Türkiye. İkincisi F16 modernizasyonu yapıyor şu anda. F16 30 F Blok 30 projesi şu anda alacağımız 70 Viper'la kafa kafaya bir şey proje. Bu kadar büyük nitelikli modernizasyon yapabiliyorsun. Şu uçakta 3 tane parça yerli değil. Motor fırlatma koltuğu bir de sanırım bir bir konsul, konsol. 3 tanesi haricindekiler tamamı Türkiye'de yapıldı. Onların menşeyi ne? Hepsi Türkiye'de yapıldı. saydıklarının. Ya, yani fırlatma koltuğu dünyada yapan iki tane, üç tane firma var. Yani fırlatma koltuğunu için şey yapamazsın. Enerji harcamana gerek yok. Fırlatma koltuğunu yurt dışına alıyorsun. Tamam mı? İşte motor F16 motoru bizim kullandığımız ve Tİ'de yapılan motor zaten. Tİ'de lisans altında ürettiğimiz ve F16'ya taktığımız bir motor. Ki modernizasyonunda yer aldı. Modernizasyonlar da kendimiz yapabiliyoruz. Ve T'yi bunun dünyada F-16 motor üreten iki fabrikadan bir tanesi. Ya yani baktığında üç parça haricinde şunun tamamını Türkler Türkiye'de yapıldı. Şu gördünüz. Orada motor da yapıyor ama lisanslı olduğu için. Lisanslı olduğu için. O yüzden demiyoruz. milli demiyoruz. Evet. Yoksa o da Türkiye'de yapılıyor. Şu ürünün 2025'ten 24'e çekilmesi, 2024'ten de 23'e çekilmesinin en büyük amacı şey şu. Temel Koti şöyle de söylemiş. Ben de röportajını okudum. Daha önceki röportajdan öncesi konuşmalarımız da vardı. Temel Koti off the konuşuyordu birçok şey. Yani e, çünkü bu kadar büyük bir projeyi hayata geçirmek kolay bir şey değil. Hep şeyli konuştular. Ne derler? Toleranslı konuşuyorlar. Çünkü mahcup olmak gibi bir şey var. Mahcup olmaktan korkuyorsun. Ama ilginçtir bu eğiminde diyor ki biz bu kadar hızlı ilerleyeceğimizi düşünmüyorduk diyor ve başarılı sonuçlar alacağız. Kendileri de şaşkınlar aslında. Ama şimdi biz 80 tane uçak yapmadık ki. E arkadaşlar bakın bir kez daha söylüyorum Türkiye'nin şu anda iki projesi Türkiye'nin insanlı jet uçağının projesi yani 2023 yılında Türkiye İlk insanlı jet uçağını, insanlı, insansız yaptık çünkü, uçurduk. Şey, insansız bir jet uçağı kızıl elma uçtu. O artık elde. Şimdi bunu yapıyorsun. İkisini de beraber uçuracaksın neredeyse. Hür ikisini beraber. Eş zamanlı neredeyse, evet. Eş zamanlı aynı zamanda uçuracaksın. O zaman geldiğimiz yeri bir kez daha söyleyelim mi? Arkadaşlar, biz Amerika Beşik Devletleri gibi, Rusya gibi 100 tane uçak üretmedik 100 tane uçak geliştirmedik arkadaşlar. Bizim ilk yerli ve milli tasarımımız bu. Tabii ki e, neyi olacaklarını onlar da yaparak görüyorlar. Ama şunun ben hatırlıyor musun senle beraber gittiğimizde hep şunu söylüyordum. Ya inanılmaz bir mühendis ekibi var ve kendilerine inanılmaz inanıyorlar. Özgüvenleri çok yüksek. Ve zekiler ya. Bak bak hani Türk öğül çalış güven diyor ya, ya. Türk milleti zekidir diyor ya Atatürk böyle e, Söyleyenlerin işte Türk milleti zekidir. Ya gerçekten Türk mühendisi zeki ya. Çalışkan mı? Çalışkan kardeşim. Vatansever mi? Vatansever kardeşim ya. Şunların çalışanların tamamını ben gördüm. Şunu ilk yapan protuk ekibe tanıştım ben. Başındaki adamlar dahil olmak üzere. Tanıştım. Daha ilk birleştirme aşamasında ilk meydana çıktığında sağ olsunlar. Çağırdılar gittim gördüm uçağı ve o zaman herkes uçağı görmeye gitti. Benim asıl görmek istediğim kişiydi biliyor musun? Şahıslardı. Mühendislerdi. Mühendislerin gözüne içine bakarak sordum. Bak aynen böyle. Emin misiniz dedim bu uçağı başarabileceğiniz? Ya gözlerde bir tek şey yok ya. Hani Şüphe hani, hani şöyle yapamayız. kaçırırsın ya abi işte hani yapmaya çalışacağız. Yok böyle bir şey. Bak böyle bir şey görmedim ben. Netler biz bu uçağı uçuracağız dediler ya. Şiç. Bakın dedim. Bu kadar bu kelime çok iddialı bir kelime. Kendi aramızda yaz, yazmadım bugüne kadar. Yok iddialı bir kelime bu. İlk defa yapıyorsunuz. Ve F-35'in üstüne çıkıyorsunuz. F-22 kalitesinde bıçak yapacağım diyorsunuz. Bak çok iddialı bir kelime. Emin misiniz diye bir kez daha sordum. Yazmayacağım dedim. Kesinlikle dediler. Biz bu uçağı yapmak kapasitesine sahibiz. Hem malzeme, hem ekipman, hem de tecrübemiz. Biz bu uçağı uçurmaya başaracağız dediler ya. Başaracağız dediler. Başarabiliriz. Liz yapı bile yoktu içlerinde. Ya böyle bir bu özgüven buraya getirdi. Bak bu özgüven buraya getiriyor. Aynı şey Kızıl Elma için de geçerli. Kızıl Elma için Amerikalılar tarih vermişlerdi biliyor musun? 2025'ten önce uçuramaz diyorlardı. 2022'de uçtu. Bir yıl bir yıl içerisinde uçuş testlerine başlayıp uçurdular. Bir sene içerisinde. Şimdi ben geçen gün sordum. Hangi aşamada diye sordum. Şu anda şeyi test ediyorlar. Hızları test ediyorlar. Yani havada yaptıkları dirençleri kontrol ediyorlar. Yani havada direnç gösteriyor. Yani uçak kaldırıyorsun. Yapması gereken manevra falan var ya. Onları havada çalıştırıyorlar şu anda. Bunu yaparken neye geçtiler biliyor musunuz? Ses ötesine, mak üstüne çıkarma motorunu monte etmeye çalışıyorlar. Şimdi onu onu kafada konu. Çünkü o üç tip olacak. Kızıl elma A, B, C. Evet. Şimdi bu özgüven 100 tane uçak yapmadık arkadaşlar ya. Bu bizim 2023 yılında Türkiye'nin 100. yılında 2. yüzyılda Türkiye'ye armağanı ya armağanı bir milli muharip uçak ilk jet motorlu uçak 100. yılında bundan daha büyük bir hediye olamaz ya Türkiye sevdalarına. Çünkü bu bir lig atlamadır. Bir uçak yapıyorsunuz ve bir savaş uçağı yapıyorsunuz. Bakın yolcu uçağı falan değil. Her türlü manevraya direnecek. Görünmezliğe sahip olacak. İddialı bir kelime söylüyor Kotil. Ne diyor? Şu anda yaptığımız uçağı diyor. Ne diyor? Şimdiki radarlar görmüyor diyor. Görmeyecek diyor. Farkında mısınız? Bir kelime sarf ediyor aslında gizli gizli. Ne diyor? Hayret uçak yaptık diyor ya. Bu uçak aynı zamanda hayalet uçaktır diyor. Hayır şu andaki radarlar bu uçağı görmesi imkanı yok diyor. Ya bakın ben şeyi okuyorum. Allah Allah diyorum ya. Hani iddialı kelimeler. Bugünkü radarlar diyor. İler ki belki ileride radarlar gelişir. O zaman bu uçağı görebilirler diyor. Yine de büyük büyük konuşmaktan imtina ediyor aslında. Bugünkü radarlar diyerek yarın görülebilir ama bugün görülemiyor diyor. Ya siz Gör, görünmez bir uçak yapıyorsunuz. F22 ayarında bir uçak yapmaya çalışıyorsunuz. F35 de değil. F22 <laughs> ayarında yapıyorsunuz. Arkadaşlar biz neyi konuşuyoruz ya? Evet, şu ana kadar neyi konuştuk? Yok yani? yok yanlış anlama tabii ki <laughs> özür dilerim. <laughs> yani şunu Hiç söylemeye çalışıyorum. Artık, evet. Tabii ki onu konuşacaksınız. Ama bu Türkiye'nin gitmesi gereken yolculuğun adı bu kardeşim. Çünkü bu bunu yapabilme yapabilen teknoloji içinde onlarca ekstra teknolojiyi barındırıyor. Mühendislik şeyini gezdim ben. Test merkezlerini gezdim. Artı girdim. F35'in şey F35'in diyorum. Memo'nun şeyle bindim. Simülatörüne bindim. Abi simülatörü bile ayaklarını kesiyor yerde. Mini muharip uçakların mühendislerin çalıştığı merkezi gezdim. Yani uzay merkezi NASA masa herhalde aynı seviyededir. Peki. İçerideki imkan ve kabiliyetler ve geç Aselsan, TUSAŞ ne yapmaya başladı biliyor musun? Ellerindeki bilgisayarların hızını arttırmak. Dünyada hani vardır ya NASA ne yapar? Soruların cevaplarını olmak için önce büyük bilgisayarlar geliştirir. Şu anda büyük bilgisayarlar geliştirmeye çalışıyorlar. Birçok hızlı işlemi hızlı yapabilmek adına. Buraya geldik ya. Peki. Bir uçak yapmıyorsun. Uçak yalnızca bunun ürünü. Bak uçak yapmıyorsun. Uçak yalnızca bunun ürünü. Evet büyük bir teknoloji. Ya büyük bir teknoloji ya. Ben bahsediyoruz. Bunun da en önemli çıktısı belki bir savaş uçağı. Muharip uçak. Çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür Mete Yarar. Nedim Şener. Hulki Bey çok sağ olun efendim katıldığınız için. Ve görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. İyi geceler. İzleyicilerle de vedalaşalım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.